15 dakikaya katılırız diyorlar ama onları beklemeyelim. Başlayalım şey olsun. Arada katılsınlar. Tamam. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü toplantımızda konuşmacımız Oğuzhan Aygören. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Bize vakit ayırdı. Olağan pazartesi toplantılarımızı bugün kendisinin ders programına uymak için salıya almıştık. Ve Ramazan'da olduğumuz için de iftar sonrasına denk getirdik. Oğuzhan hocamıza söz vermeden önce Ersen Başkanım bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim. Oğuzhan Başkanım, biz az önce size sorduk. OMİT olarak haftada bir bu aktiviteyi gerçekleştiriyoruz. Konusunda uzmanlaşmış, bize katkısı olacağını bildiğimiz, inandığımız kişileri bizlere seslenmesi için ricada bulunuyoruz. Onlar da sağ olsunlar. Bizi kırmıyorlar sizin gibi. Teşekkür ediyoruz tekrar. Bize birikimlerini aktarıyorlar. Ben size kısaca bir OMİT'den söz etmek istiyorum. OMİT, ODTÜ Mezunu İş İnsanları Derneği'nin baş harflerinden oluşuyor. Biz görüyoruz ki okulun web sayfası kayıtlarında 130 bin, 135 bin civarında olan mezunlarımız dünyanın her yerinde bireysel olarak çok başarılı projelere imza atıyorlar, yöneticiler olarak çok başarılı sonuçlar alıyorlar ama birlikte bir platformda bir araya gelmemiş durumdaydık iş insanları olarak. Biz bu açığı kapatmak, ODTÜ mezunu iş insanlarına birlikte davranabilecekleri bir platform yaratmak, bu platform sayesinde bir güç oluşturmak ve bu güçle de hem iş insanlarının hem ülkemizin yarınlarında söz sahibi olacak insanlarımıza bir zemin hazırlamaya uğraşıyoruz. Koşullarımız öncelikle ODTÜ mezunu iş insanlarının ODTÜ mezunu olması kuşkusuz. Önemsediğimiz bir başka şey, bu ülkenin cumhuriyet değerlerine Mustafa Kemal'e sahip çıkan ve karşısında olmayan insanları aramıza alıyoruz. Onlarla bir arada olmaya çalışıyoruz. Ve son olarak da ben size tekrar teşekkür ederek birkaç kişinin daha katılacağını bilin. Anların da şu anda bende mesajları var. Hoş geldiniz diyorum. Sözü sizle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir ilkemiz var. Lehte ya da aleyhte herhangi bir siyasi bildirimde bulunmuyoruz. Bunu dinleyici ve izleyici arkadaşlarımız soru sorarken de yapmaları gerekiyor. Tabii ki ülkenin sorunların meselesini her zaman tartışıyoruz ama bunu kişilere, partilere ya da siyasi kimliklere yöneltmeden ya da kendi adımıza bir takım siyasi pozisyonlar belirlemeden yapmaya çalışıyoruz. Bunu sizi dinleyenleri de anımsattıktan sonra teşekkür ediyorum. Başlamamızla ilgili söz sizindir. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Öncelikle ben de teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Benim için tabii şu anda hani Boğaziçi'ndeyim ama hani bir ODTÜ mezunu olarak yani her zaman ODTÜ'ye gelmek, ODTÜ'lülerle beraber olmak benim için de bir keyif, mutluluk. Dönemden zaten arkadaşlarım da burada. Sevgili Sefa benimle iletişime geçti. Çağrı'yı gördüm, Batur'u gördüm burada. Aynı dönemden olduğumuz. Başka kimse var mı bilmiyorum. Herhalde 3 kişi diye görüyorum şu anda burada. Dolayısıyla uzun zamandır da görmemiştim. Bayağı üniversiteden mezun olduğundan beri zaman oldu. O yüzden o da ayrı bir keyif, mutluluk. Geçen sene de bölümde bitirme projesi için konuk olarak davet etmişlerdi. O da benim için ayrı bir aslında gurur ve mutluluk olmuştu. Hani insanın mezun olduğu yere dönmesi her zaman bir keyif. O yüzden tekrar teşekkürler bana da bu şanslı imkanı verdiğiniz için. Böyle kısaca ben bir kendimden bahsedeyim, sonra da sunuma geçeceğim. Ben 1980 Denizli doğumluyum. Liseyi Denizli'de okudum, Denizli Anadolu Lisesi. İşte ardından ODTÜ, elektrik ve elektronik mühendisliği. Aslında bölüm de şöyle oldu, her zaman için böyle daha ilkokuldan itibaren benim karar verdiğim bir şeydi. İlkokul 3'te babam bana bir elektronik devre seti almıştı. Sonra da Commodore 64 bilgisayar almıştı. Evde ben devre yapıp Basic'te kod yazıyordum. Ben 10 yaşımda elektrik elektronik bilgisayar mühendisi olacağım diye karar vermiştim zaten. Nitekim işte onu da gerçekleştirdim. Ama sonrasında aslında mühendislikte de şunu gördüm. Ya
hani daha mühendislikten ziyade benim sosyal bir şey yapmam lazım. Onu da gördüm sonrasında. 2002'de ODTÜ'den mezun olduktan sonra işte önce Koç Üniversitesi'nde MBA yaptım. İşletme yüksek lisansı bir dönemde London Business School'da. Ardından kurumsal hayata girdim. 3 sene Procter & Gamble'da çalıştım. Orada inovasyon ve iş süreçleri yönetimi üzerine. Orada da aslında başlangıçta hani yaptığım işi ben oluşturdum. Önce bir daha böyle IT altyapısıyla ilgili bir iş içindi. Böyle sistem analisti olarak ilk başlamıştım orada işte ama gene o iş de bana göre değil diye hissedip ardından inovasyon tarafına yöneldim ve şirkette aslında şu anda hani kurum içi girişimci dediğimiz şeyi o zaman farkında olmadan başlattım aslında. 2005 yılıydı şirkette. Kurum içi girişimcilik ve inovasyon üzerine çalıştım. Ardından 2007 yılında P&G'den ayrıldım. Kendi işimi kurmak üzere ayrıldım. Her zaman böyle kendi içimde bir kendi işimi yapma isteği vardı. Hep küçüklükten beri ben kendi işimi yapacağım diyordum. İşte o zaman girişimci kelimesi yoktu. Sizler de biliyorsunuz. Girişimcilik kelimesi son 10 yılda özellikle literatüre, bizim literatüre girdi. Hani belki yurt dışına daha yaygındı. Önce Londra merkezli bir startup'a katıldım. O çok başarılı oldu. Bir yıl geçmeden hem yatırım aldı hem daha büyük bir firmaya satıldı. Kindo isimli bir siteydi. Aileler için sosyal ağ, Facebook'un aileler için olanı diyorduk. Ardından bir işte e-ticaret işi yaptık 2008 yılında. Çiçek sepetinden önce internetten çiçek teslimatı yapan bir siteydi. O işte güzel gidiyordu ama ortakla anlaşamayıp işi sürdüremedik ondan sonra. Devam edemedik. Bir de bir sermaye de gerekiyordu. Tabii onlar da toy zamanlarımız oldu. Sonrasında da mobil pazarlama ile ilgili bir iş yaptık. Jebcode diye bir işti. O işte de Turkcell'le, Turkcell'in ihalesini aldık. Microsoft'la partner olduk. O işte güzel giderken sonrasında hani diyordum bir şirketi ya Microsoft ya Turkcell ikisinden birine artık satarız derken Turkcell'de Microsoft'ta para kazanamadı. Orada da kurumsal bürokrasinin kurbanı olduk diyeyim. Hani Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayıldık. Tabii orada tecrübesizlikle birçok yaptığımız hatalar da var. Akabinde 2010 yılında CEO'luktan asistanlığa terfi ederek akademik hayata geçiş yaptım. Boğaziçi Üniversitesi'nde o zaman işletme bölümünde doktoraya başlamıştım pazarlama alanında. Ve araştırma görevlisi kadrosu açılınca hani yaptığım o zamanki işlerde de böyle bir burnout oldum. Araştırma görevlisi kadrosu açılınca dedim hani birkaç ay bir şey yapayım, üniversite ortamında olayım ondan sonra duruma bakarım. Ama akademiyi çok sevdim o zaman. Ve dedim hani ben bu işi yapacaksam tamamen buna odaklanmalıyım. Ve hakikaten güzel, keyifli bir doktora döneminden sonra 2013 yılında doktorayı bitirdim. Önce İTÜ'de işletme mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak başladım. Ardından bir sene sonra California Berkeley Üniversitesi'nden bir davet aldım. Oraya gittim doktora sonrası araştırmaya için. Ve bir sonraki sene de Stanford'a gittim. Sonrasında da 2015'te Boğaziçi Üniversitesi tekrardan kadro açılınca beni davet etti ve 2015'ten beri de Boğaziçi'ndeyim. Şimdi Boğaziçi'nde de aslında son 5 senedir ne yaptım? Ben bir yandan da ekranımı paylaşmaya başlayayım bu arada. Şöyle. Görünüyor mu şu anda ekranım? Evet hocam. Tamam. Evet. Şimdi Boğaziçi'nde de aslında son 5 yıldır yaptığım şey, yani kendime edindiğim misyon herkesi girişimci yapmak oldu. Boğaziçi'nde geçer geçmez girişimcilik merkezinin kurulmasına öncülük ettim. Oranın da direktörlüğünü yürütüyorum. Hani Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ aslında Türkiye'de, yani üçü de benim okulum aslında. Türkiye'deki en önde gelen zaten okullar. Ve ya, Türkiye'de başka benzerleri de yok. Yani dolayısıyla ben şuna inanıyorum. Yani Türkiye'nin hakikaten kaynakları, yani en değerli kaynakları bu üniversitelerde ama çok daha fazlasını verebilmesi lazım Boğaziçi'nin, ODTÜ'nün, İTÜ'nün öğrencilerine. Ama o hani yurt dışında gördüğümüz imkanları, fırsatları buralarda sağlamak çoğu zaman mümkün olmuyor. Yani hem bir finansal kaynaklarla ilgili konular var, hem vizyonla, güvenle ilgili, know-how'la ilgili konular var. Dolayısıyla hani bu konularda çalışmaya başladım. Niyetim herkesi girişimci yapmak derken aslında herkesin şirket kurması değil. Yani benim üstlendiğim misyon girişimci kafa yapısını yaygınlaştırmak. Çünkü kendi adıma da ben kendimi de aslında girişimci olarak tanımlıyorum. Akademisyen girişimci diyorum kendime.
Onu da şu anlamda kullanıyorum. Kendi sınırlarını aşmak olarak görüyorum. Etki alanını genişletmek olarak görüyorum ben girişimciliği. Hakikaten küçüklükten beri de ben öyle bir kafa yapısında oldum. Yani hep böyle sınırlarını aşmak, genişletmek isteyen bir kafa yapısı içinde oldum. Onu yansıtmaya çalışıyorum. Hani yaptığım her işte de daha fazla ne yapabilirim, daha farklı ne yapabilirim, daha iyi, daha yeni neler var. Aslında kafayı buna yoruyorum. Girişimciliği de aynen böyle tanımlıyorum. Bir kafa yapısı. Yani siz nerede olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın, siz de girişimci olabilirsiniz. Benim bakışım bu. Nitekim zaten şöyle oldu. Bir süre sonra üniversitede hani ben bu startuplarla, girişimlerle konuşurken, ya televizyonda girişimcilik konuşuluyor ama televizyonda böyle benim üniversitede konuştuğum, tanıdığım, bildiğim girişimciler televizyonda yer almıyor. Girişimci deyince televizyonda yine böyle bildiğimiz iş adamları çıkıyor. Koç Sabancı girişimci olarak çıkıyor. Halbuki burada başka bir dünya var. Dolayısıyla niye televizyonda bu startuplar, girişimler yer almıyor diyerek, işte ben kendim Bloomberg televizyonuna gittim. Televizyonda niye yok dedim ve 2017 Nisan'ından itibaren de Bloomberg'de Girişimcilik Dünyası isimli bir program yapmaya başladım. Hatta gene bir dönem Berkeley'ye ders vermeye gitmiştim bir haftadan. 2017 Mayıs'tı. Gitmişken dedim San Francisco'nun, şey, Bloomberg'in San Francisco ofisinde ben bir program yapmak istiyorum. Gene bana orada önce olmaz yok mu dediler ama biraz uğraştıktan sonra onu da başardım. Ve sonrasında da hep böyle San Francisco'ya gidip geldikçe de Bloomberg'in oradaki ofisinde programlar yaptım. Bu da mesela bu paylaştığım resimde oradaki programdan bir kesit. Bir tane Türk girişimci, bir tane de Türk yatırımcı oradaki hikayelerini paylaşıyorlar. İşte Silikon Vadisi'nden öneriler, öğütler veriyorlar. Dolayısıyla hep böyle bir şey yaptıktan sonra bir sonraki sefer başka ne olur? Bakışım hep bu yönde oldu. Şimdiye kadar da herhalde 200'e yakın bölüm yaptım. Son aslında hayatımdaki son bir değişiklik diyeyim veya gelişme diyeyim son iki ayda da yani hani şey size hani siyasi olarak şey olmasanız ben bir hani görüş değil sadece bir kimlik hani kim olduğumla ilgili beyan etmek adına ifade edeyim istiyorum. İki ay önce de Ali Babacan'la beraber aslında Deva Partisi'nin de kurucularından biri oldum. Şu anda da bir yandan hani bütün bu okul, eğitim, diğer işlerimle beraber bir yandan da hani bu partinin kuruluşunda çalışıyorum. İlave olarak aslında yaptığım şey bu var. Ama her yerde aslında bütün yaptığım işlerin ortak noktası girişimciliği yaygınlaştırmak, yenilikçi kafa yapısı, etki alanını arttırmak, insanların gelişmesi, öğrenmesi, bu konulara kafa yormak ve bununla ilgili uğraşmak. O yüzden de bugünkü sunumun başlığını bir akım başlatmak diye koydum. Bu benim sevdiğim bir tabir. Çünkü ben girişimcilerin akım başlattığına inanıyorum. Yani zaten öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Girişimciler benim gözümde sanatçılar, iş dünyasının sanatçıları. O girişimler böyle bir aslında hani gördükleri şeyleri yansıtmak için, ortaya koymak için aslında hakikaten sanatsal bir faaliyette bulunarak bunu yapıyorlar. Yani iş dünyasında herkesin düşündüğünü herkesten farklı olarak ortaya koyuyorlar. Yenilikçilik ve yaratıcılık bu şekilde ortaya çıkıyor. Benim ilgimi çeken taraf da bu. Bulunduğum her ortamda bunu yaymaya çalışıyorum. Şimdi ya bu arada hakkında daha fazla bilgi için de internet sistemden veya sosyal medya hesaplarımdan da bana ulaşabilirsiniz. Burada benim gördüğüm hani şimdiye kadarki 200 bölümden girişimcilerden, yatırımcılardan gördüğüm, literatürden taradığım, anladığım, vakalardan baktığım, konuştuğum insanlardan gördüğüm ortak nokta aslında girişimciliğin amacı, çalışmanın amacı. Burada hep iş dünyasıyla ilgili çalışmanın amacı, girişimin amacı böyle para kazanmak olarak görülür. Hatta öğrencilere de sordum da niye kendi işini kurmak istiyorsun veya girişimcilik size ne ifade ediyor dediğimde çoğu zaman böyle para, sermaye böyle bunlar ön kabul gibi ortaya çıkıyor. Halbuki başarılı girişimcilerde şunu görüyorum, para için çalışmıyorlar. Hatta bununla ilgili bir TED konuşması da yaptım TEDx Ankara'da. Çalışmanın amacı para kazanmak mıdır diye. Ve birincil amaç olarak aslında bu insanlarda para kazanmak için çalışmadıklarını görüyoruz. Ana amaç hakikaten yapılan işten alınan keyif ama neyin keyfi? Gelişmenin, öğrenmenin ve paylaşmanın keyfi. Yani girişimcilik burada aslında gelişmek, öğrenmek ve paylaşmak anlamına geliyor.
Burada da Elon Musk'ın bir sözünü paylaştım sizinle. Eğer başarısızlık yaşamıyorsanız yeterince hızlı öğrenmiyorsunuz demektir. Yani Elon Musk da bunu öğrenmekle eşdeğer tutuyor. Hızlı öğrenmek için de kesinlikle başarısızlık yaşamak gerekiyor. Duvarlara çarpmak gerekiyor. Ben kendi hayatımda sürekli böyle duvarlara çarpan, sürekli denedim gene olmadı, yarın başka türlü deneyeceğim bir kafa yapısındayım. Yani benim de kendimle ilgili söyleyebileceğim en önemli şey bu. Şimdi bugün anlattıklarıma gelirsek, burada bir önce bir genel bir resimden size bahsetmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz aslında farkında olduğunuz, gördüğünüz bir dönüşümün içinden geçiyoruz. 20. yüzyıl sanayi toplumunun başladığı bir yüzyıl oldu. Buna biz verimlilik çağı dedik aslında bu yüzyıla. Verimlilik derken şunu kastediyorum. Bir şeyleri yapmanın daha iyi yollarını aradık. Nasıl daha iyi? %10, %20, %30 daha iyi yapmanın yollarını aradık. 21. yüzyıla geldiğimizde buna bu verimlilik lafı yıkıcılığa bıraktı adını. Yıkıcılık, yani İngilizcesi disruption. Türkçe'de tam bir karşılığı yok. Bazen yıkıcı kavramına karşı çıkanlar da oluyor. Yaratıcı yıkım denebilir, düzen bozuculuk denebilir, meydan okuma denebilir. Birçok kavram var ama yine ben ham haliyle yıkıcılıkla kullandım. Yıkıcılık ise şöyle bir şey. Mevcut düzende yaptığımızın 10 kat, 20 kat, 30 kat daha iyisinin arayışı var yıkıcılıkta. Yani verimlilikte %10, %20, %30 nasıl daha iyi yaparım? Yıkıcılıkta ise 10 kat, 20 kat, 30 kat nasıl daha iyi yaparım? Böyle bir arayış söz konusu. Peki ne değişti de bu mümkün oldu? Aslında teknolojinin kendisi. Yani bu birçok alandaki farklı gelişen teknoloji zamanında her şeyin başlangıcında, sanayi toplumunun başlangıcında hayal ettiğimiz şeyleri yapmaya teknolojinin gücü yetmezken, yani hayallerimiz teknolojiyle yapabileceklerimizin çok ötesindeyken, bugüne geldiğimizde teknolojiyle yapabileceklerimiz hayal ettiklerimizin çok ötesinde. Yani biz teknolojiyle neler yapabileceğimizi, içindeki şartlarda nelere vakıf olduğumuz gücümüzün yettiğini hayal bile edemiyoruz. Yani hayalimizin ötesinde yapabileceğimiz imkanlar söz konusu bilimle, teknolojiyle geldiğimiz noktada. O yüzden devir, yıkıcılık devri. Ve hani hep burada örneğini vermiş Uber, Airbnb gibi şirketler de aslında yepyeni teknolojiler icat edip de bu yıkıcılık unvanını hak etmediler. Bu şirketler var olan teknolojiler için öyle bir kullanım alanına hayata soktular ki o şekilde yıkıcı oldular. Yani yeni bir teknoloji icat etmek gerekmiyor günümüzde yıkıcı olmak için. Var olan teknolojiler için yeni bir kullanım alanı açmak yeterli. Ya da blockchain teknolojisi bu şekilde. Blockchain teknolojisi de yepyeni bir teknoloji değil. Var olan teknolojilerin öyle bir şekilde harmanlanması ve yeni bir kullanım alanı ortaya çıkarması aslında. Dolayısıyla yıkıcılık bakışı başlı başına böyle bir şey. Bir gene geçmişle bugün arasında bir kıyas daha yapacak olursak, geçmişte böyle biraz da kıtlık ekonomisi diyorum ben. Kıtlık ekonomisi dediğim şey aslında böyle bir şeyin var ya da yok olması. Yani insanlar bir şey var olduğunda seviniyorlardı, mutlu oluyorlardı. Sadece televizyon vardı mesela, hani kitle erişim aracı olarak. Var olması yeterliydi, güzeldi, iyiydi. Mesela babam için hep örnek veriyorum. Babam mesela bir şey için hiç çirkin demez. Var olan her şeye güzel der. Neden? Çünkü diyor ki ben yokluk gördüm. Benim zamanımda elektrik yoktu diyor. Şimdi ben buna hiçbir zaman anlam veremedim. Hatta benim çocuğum belki daha da anlam veremeyecek. Çünkü günümüzde biz bolluğun içindeyiz ve bolluk dünyasında biz kıtlığı, yokluğu anlamıyoruz. Yani bizim için her zaman daha güzel var, daha iyi var, daha yeni var. Ve hani bolluğa da kıtlık felsefesinden bakmak yanıltıcı. Bolluk içinde bizim aslında arayışımız başka alanlarda ve hayal gücümüzle yapabileceklerimizin sınırları çok daha geniş. O yüzden ben içinde bulunduğumuz çağa aynı zamanda keşif ekonomisi, keşif çağı adını da veriyorum. Yani yıkıcılık dediğimiz şey bir yandan keşif çağı, keşif belirsizlik, bilinmezliklerle dolu olan bir yerde ilerlemenin adı. Geçmiş dünyadaki verimlilik, rekabetin adıysa fetih ekonomisi, fetih çağı, fetihlerle dolu bir çağ. Fetih işte bilinen coğrafyada, bilinen düşmanlarla savaşmak anlamına geliyor. Bu da büyük bir aslında hazırlık gerektiriyor. Büyük bir kaynak gerektiriyor. Ama keşif ekonomisi daha düşük maliyetlerle daha yeni ve farklı şeyleri denemeyi mümkün kılıyor. Böyle bir giriş. Şimdi geçenlerde de bu aslında COVID-19 vakası ilk ortaya çıktığında böyle bir yazı yazdım. Korona ile gelen dönüşüm dedim. Çünkü
Aslında bu bütün bu yıkıcılık yani bize bugün gelmedi. Yani yıkıcılık işte son 20 yıldır, 30 yıldır aslında Amazon, eBay, Apple, Yahoo bütün bu şirketlerle hayatımıza girmeye başlamıştı. Ama bunu birçok firma görmezden geliyordu. Mesela bu yani okullar kapandı. Ertesi gün bütün okullar uzaktan eğitime geçiş yaptı. Yani bir günde yeni teknoloji icadı olmadı. Vardı bunlar. Hatta biz Boğaziçi Üniversitesi'nde 2013'ten beri uzaktan eğitim yapıyoruz. Master programı yapalım dediğimizde okuldan tepkiyle karşılaştık. Gerçi ODTÜ'de bayağıdır uzaktan eğitim master programı var, onu biliyorum. Ama yaygın halde devam eden bir şey değildi. Yani biz şimdi uzaktan eğitimle diploma mı vereceğiz diyen bir bakış vardı üniversitelerde. Ama bugün bütün üniversiteler uzaktan eğitimle diploma veriyor. Demek ki burada aslında dönüşüm zihinsel bariyerlerin yıkılmasıyla ortaya çıktı. Dönüşüm yeni bir teknolojiyle ortaya çıkmadı. Var olan teknolojiler için yeni kullanım alanları zihinsel bariyerlerin ortadan kalkmasıyla oldu. O yüzden ben bu yazımda şunu da ayırt ettim. Değişim ve dönüşüm arasındaki farka da dikkat çektim bu yazımda. Çünkü bazen biz böyle kavramları gelişigüzel kullanıyoruz. Ezbere kullanıyoruz kavramları. Ben kavramların da böyle dikkatli kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kavramlar düşüncelerimizi etkiliyor. Düşünceler hayatımızı etkiliyor. Ve onun üstüne biraz düşününce hakikaten hayatımızda anlamlı değişiklikler yapmak mümkün oluyor. Değişim böyle biraz daha kozmetik bir değişimi ifade ediyor. Yani bugün işte saçımı kestim, gözlük taktım, farklı kıyafet giydim. Aa, değişik birisi oldu. Ama yarın değiştirebilirim. Ama dönüşüm öyle değil. Dönüşüm bambaşka bir insan olmayı ifade ediyor. Bambaşka bir kişi, bambaşka bir benlik olmayı ifade ediyor. Bir merhaleyi, bir seviyeyi ifade ediyor. Mesela ben kendi adıma da yani doktorayı bitirdiğim gün mesela başka bir insan olduğumu yani başka bir kişi olduğumu hissettim. Ne, peki nasıl oldu? Travmatik bir süreç sonunda oldu. Yani dönüşümler hep böyle bir travmatik süreçler sonunda aslında oluyor. Bu bazen işte bu doktora sürecinde olduğu gibi bile isteye oluyor. Bilerek ve isteyerek travmatik bir süreçten geçebilirsiniz. Ya da şu anda günümüzde de mesela bu korona sürecinde de her şirketin aynı şekilde olumsuz etkilendiğini görmüyoruz. Birçok şirket bundan olumsuz etkilenirken bu süreçten olumlu etkilenen şirketler de var. Peki neden bazıları daha olumlu etkilenirken bazıları da olumsuz etkileniyor? Genelde teknoloji şirketlerinin dönüşümü yaşamış olan şirketlerin daha olumlu etkilendiğini görüyoruz. Onlar zaten ya öyle doğdular ya da o dönüşümü hakikaten kan ter gözyaşı içinde, acı içinde, travmatik bir şekilde o dönüşümü tamamladılar ve bugüne hazır geldiler. Mesela benim bildiğim bazı şirketler var. 30-40 tane çalışanı var ama zaten ofisi yok. Yani herkes istediği yerde, istediği zamanda çalışabiliyor. Mekan bağımsız çalışabilen şirketler vardı zaten. Bunlar o zaman bu krizde zaten iş yapış biçimlerini çok değiştirmediler. Zaten bunu yapıyorlardı. Dolayısıyla korona aslında bu dönüşüm anlamındaki zihinsel bariyerleri ortadan kaldırıp bence büyük bir imkan sağladı ve önümüzdeki aslında bu belki 5-10 yılda yaşanması düşünülen dönüşümü de hızlandırarak çok daha kısa sürede yaşamamıza imkan verecek gibi görünüyor. Şimdi burada da yine esprili bir şekilde belki görmüşsünüzdür şirketinizde dijital dönüşüme kim karar veriyor? Bunun sonucunda ne oldu? Ne şirket sahibi, ne yönetim kurulu, ne müdürler, ne yöneticiler, ne danışmanlar dijital dönüşüme karar veren COVID-19 oldu. Şu anda günümüzde yine benzer başka bir karikatür de var. Hani bu dönüşüm konusu, yenilik konusu firmalarda her zaman ya daha dijital dönüşme daha çok var. İş yapış biçimimizi değiştirmek zorunda kalmayacağımızı sanıyorum diye bir bakışla karşılaştı. Mesela şeyin durumunda olduğu gibi işte Nokia, BlackBerry gibi şirketlerin pazar lideriyken bir gün pazar liderisiniz. Ertesi yıl pazarda yoksunuz. Yani işte o bu balyoz bugün COVID-19 olur, yarın başka bir şey olur. Yani hani buna bir sebep olan şeyler olur ama günümüzde diğer dönemlerden farklı olan şey bu dönüşüm için başta söylediğim keşif ekonomisi, hayal ekonomisi, yıkıcılık, bolluk içinde fark yaratmak gibi kavramların her şeyden çok ve her zamankinden daha çok önem kazanmış olması. Şimdi firmalar açısından baktığımızda, içinde bulunduğumuz durumda şöyle bir şey söylemek mümkün. Firmalar tabii ki bir tarafta sağlık riski herkes gibi, bir tarafta da ekonomi, global ekonomi riskiyle mücadele etmek durumundalar.
Şu anda da hani böyle aslında tedbirlerin gevşetilmesi de bu iki riskin böyle sarkaç gibi salınmasından kaynaklanan bir şey. Bir tarafta insan sağlığı var, tabii ki her şeyden önemli. Öte tarafta ekonomi var. Ekonomi giderse zaten sağlık da olmaz diye bir bakış var. Bütün bunların arasında firmaların aslında temelde 3 tane misyonu olması lazım şu anda. Birincisi hayatta kalmak. Yani firmaların hayatta kalması lazım, ayakta kalması lazım. Yani firmalar açısından önemli olanın, öncelik olan konulardan birinin bu olması lazım. Şimdi ikincisi çözüm üretmek dedim. Neye çözüm üretmek? Bu COVID-19'un yarattığı sorunlara çözüm üretmek. Bundan biraz daha bahsedeceğim. Çünkü her firmanın durumu aynı değil. Yani bazı firmalar diğerlerinden daha iyi durumda ve onların elinde imkanlar var. Mesela Arçelik'in çıkıp işte solunum cihazı üretmesi. Çözüm üretmeye, mevcut durumun çözülmesine bir katkı örneği taşıyor. Veya bazı tekstil firmalarının, işte LCYKK'nin mesela maske üretmesi gibi bir çözüm üretmek var. Bir diğeri de asıl önemlisi de aslında kriz sonrasına hazırlık. O da şimdiye kadar dönüşümü yaşamamış olan şirketlerin COVID-19 sonrası için eski dünyayı bulmak yerine bundan sonrasındaki dünyaya hazırlanması. Yani muhtemelen eski bir dünyaya dönüş olmayacak. Yeni dünyada hibrit bir yaşam olacak. Yani eski dünya ile bu içinde bulunduğumuz dünyanın hibriti olan bir ara formüller türeyecek. Belki her endüstride farklı şekilde ama kriz sonrasına döndüğümüzde ki nitekim bu işin de yaklaşık 2 yıl gibi süreceği tahmin ediliyor. Bu 2 yıl boyunca herhalde yani öncesi gibi çok aşı bulunana kadar en azından rahat bir şekilde yaşayacağımızı kimse öngörmüyor. 2 yıl boyunca böyle bir geçiş süreci, sonrasında da yeni bir hibrit dünyaya geçiş yapıyor olacağız. Şimdi burada da enteresan iki tane anket sizinle paylaşmak istiyorum. Firmalar üzerinde yapılan COVID-19 etkileri. Bir tanesi Türkonfit'in Hedefler İçin İş Dünyası platformuyla yaptığı bir anket. Bir tanesi de Endeavor, Etkin Girişimcilik Derneği'nin yaptığı bir anket. İlk anket daha geleneksel firmaları barındırıyor. 780 firma üzerinde yapılmış. %97'si COVID-19'un olumsuz etkisinden bahsetmiş. Aynı oran Endeavor anketinde %75. Çünkü Endeavor şirketlerinin çoğunluğu teknoloji ağırlıklı şirketler. Yani tabii ki orada da birçok şirket olumsuz etkileniyor ama olumsuz etkilenenlerin oranı çok daha az gördüğünüz gibi. Geleneksel şirketlerin %34'ünün acil eylem planı yok. %79 yeni strateji arayışında. %30 ila 60 oranında evden çalışma. Geri kalanı hala ofise gidiyor, ofisten çalışıyor. Endeavor şirketlerinde ise evden çalışma oranı %95. Verimlilik arttı diyenlerin oranı %75. Gördüğünüz gibi aslında bu dönüşümü yaşamış olan şirketlerin içinde bulunduğumuz krizin etkilenme oranları da fark ediyor. Farklı şekilde oluyor. Bunu da aslında hani dönüşümün gerekliliği ve içinde bulunduğumuz durumda buna yönelik çalışmaya bir örnek teşkil etmesi bakımından paylaşmak istedim. Peki daha önce söylediğim konuyla bunun nasıl bir bağlantısını kurabiliriz? Şimdi televizyonda da görüyorsunuz aslında insanların aklına, yani şimdi mesela bir konuyla ilgili çözüm arayışında olalım. İlk önce hep böyle şey oluyor. Hepimiz bir yaratıcı olduğumuzu zannediyoruz ve ilk aklımıza bir fikir geliyor. İyi de herkesin aklına aynı fikir geliyor. Herkes onu aynı fikri uygulamaya kalktığında hani onun da bir çok önemi, anlamı kalmıyor. Tabii ki bunlar önemli. Bunlar analitik bakış açısını yansıtıyor. Hani analitik bakış olarak biz bilinen sorunlara bilinen çözümlerin arayışında olmamız lazım. Yani firmalar açısından da baktığımızda müşteri talebi riski var, nakit akışı riski var, üretim tedarik riski, finansman sermaye, insan kaynağı riski. Birçok risk mevcut. Aslında burada devletler de bununla ilgili önlemler alıp bunları çözmeye çalışıyorlar. Ama ne kadar önlem alırlarsa alsınlar hani bu iş biraz zor görünüyor. Mesela Almanya burada çok büyük önlemler almış durumda. Gayri safi milli hasılasının %35'i kadar önlem paketi açıkladı. Türkiye'de bu oran %2 seviyesinde. Yani dünya ile kıyasladığımızda oldukça düşük. Ama bütün bunların yanında şimdi ben girişimler açısından olaya baktığımda şunu söylüyorum. Girişimcilik benim kullandığım tanım kontrol edebildiğiniz kaynakların ötesinde bir fırsat arayışı. Yani girişimci kontrol edemediği kaynaklarla hayıflanmayı, şikayet etmeyi, beklemeyi bırakıp girişimci de kendisi kendi kontrol edebildiği alanlarda bir şeyler yapmaya çalışmalı. Bu da bilinen ve bilinmeyen sorunlara bilinmeyen çözümler arayışı demek. Dolayısıyla bilinmeyen
bilinmeyenlerle uğraşmak, keşif ekonomisi dediğimiz konu arayış gerektiriyor. Yeni şeylerin arayışı. Ne var bu arayışın içinde? İş modelini dönüştürmek olabilir. Yeni pazarlar, yeni dağıtım kanalları, dijital, daha önce kullanmadıysa dijital pazarlama, sosyal medya, uzaktan iş yapabilme becerisi edinme. Ondan sonra bir diğer küçük yenilikler. Şimdi bu yenilikçilik, inovasyon, girişimcilikten bahsettik. Firmaların birçoğu bunu risk almakta özdeş görüyorlar. Halbuki benim böyle birçok girişimcilerle görüştüğümde ortaya çıkan şey şu. İyi girişimciler risk almayı seven insanlar değil. Tam tersine riskleri minimize etmeye çalışan, riskleri en aza indirmeye çalışan insanlar. Çünkü yani risk almak akıllı adamın işi değil. Risk cahil adamın işi. Ve iyi girişimciler de kaybetmeyi göze aldıklarından daha fazla risk almıyorlar. Ve şu anda da eğer şimdiye kadar yenilikleri denemeyi riskli gördülerse ve almadılarsa şu anda yeni şeyleri denemenin maliyeti düşmüş durumda. Çünkü doğal olarak zaten bir arayış içindeyiz. Doğal olarak zaten yeni bir dünyanın içindeyiz. Yeni bir şey denediğimizde bunun maliyeti azalmış durumda. O yüzden firmalarında bilinen sorunlara bilinen çözümlerin ötesinde, yani ne var bilinen sorunlara bilinen çözüm? İşte bankadan borç kredi kullanımı vesaire. Bilinen bir şey, borç erteleme. İlk akla gelen şeyler bunlar. Ama öbür tarafta yaratıcı bakışta bilinmeyen çözümlerde ne var? Ya bir dakika. Burada ne yapabilirim? Ben bir ek gelir imkanı nasıl yaratabilirim? Alacaklarımla borçlarımı nasıl dengeye koyabilirim? Burada bana yardımcı olacak işte startuplar, projeler var mı? Gibi başka arayışlar. Veya şimdiye kadar hiç denemediği aklında olan bir süreci kullanıma sokmak gibi küçük yenilikler. E-ticaret, e-ihracat gibi eğer şimdiye kadar yapmadıysa bununla ilgili konular. Mesela e-ticaret konusunda bir şey söyleyeyim. Türkiye'de son bir ay içinde 3 milyon yeni kredi kartı kullanıma açılmış. 3 milyon yeni kredi kartı, bu BKM'nin rakamları. Son bir ay. Nisan ayında yani. Bu ne demek? Şimdiye kadar bu insanlar e-ticaretten korkuyordu, kaçıyordu ama son bir ayda 3 milyon yeni kredi kartı geldi. Zaten e-ticaret ciroları 2 katına 3 katına çıkmış durumda birçok firmada. Dolayısıyla bir geleneksel KOBİ'nin de eğer şimdiye kadar yapmadıysa bu alana eğilmesi, bu konuda denemeler yapması gerekiyor. Bir diğer mesela yenilikçi finansman yöntemleri. İlk akla gelen yöntem mesela borç kredi demiştik. O mesela kitlesel fonlama yöntemi veya ön satış. Şimdi Yemek Sepeti mesela bununla ilgili bir projeye başladı. Restoranların nakit akışını sürdürebilmesi için ileriye dönük yemek kuponu satmalarını sağlıyor. İşte 2 ay, 3 ay sonrasına yönelik. Siz o restoranın hayatta kalmasını istiyorsanız şimdi de yemek satın alıyorsunuz bağış ya da hibe yerine. Ön satış yapıyor restoran. Dolayısıyla nakit akışını sürdürebiliyor. Gibi yenilikçi modeller. Ya da borç yerine yatırım ve ortaklık. Bunu da mesela uzun zamandır anlattığımız bir konuydu firmalarda. Genelde geleneksel firmalar ya öz sermaye ya da borç yoluyla büyüyor. Ama borç yoluyla büyüyen firmalar bir süre sonra hatta borçlu, kaldıraçlı yöntemlere de gidip bu işi illa iyice kumara çevirebiliyorlar. Halbuki daha az riskli veya riskin paylaşıldığı yatırım ve ortaklık modelleri bu dönemde denenmeli. Şimdi dolayısıyla 20 ile 21. yüzyılı kıyaslarken verimlilik ve yıkıcılık dedik. Bütün bunları birleştirdiğimizde aslında şöyle bir şey çıkıyor. Her ikisinin beraber ilerlediği bir zamandayız veya beraber ilerlemesi gereken bir zamandayız. 21. yüzyıl normu diyerek. Bir tanesi mevcut işlerin uygulamasını iyi şekilde yaparken bir tanesi de yeni işlerin arayışında olmak. Ben önceden bununla ilgili seminerler, eğitimler verirken burada şunu şöyle söylüyordum. Diyordum ki şimdi ben yeni işler dediğimde, yenilik yapın, inovasyon yapın dediğimde firmalarda şöyle bir tepki oluyor. Yani iyi de zaten biz kendi işimizde iyi kazanıyoruz veya bildiğimiz iş bu. Yeni iş denemenin riskine niye girelim, niye katlanalım? Ama işte arkadaşlar şu anda bu COVID-19'da gördüğümüz gibi bir anda sizin güvenli, huzurlu liman dediğiniz müşteriler bile, pazarlar, fırsatlar bile bir anda elinizin altından kayıp gidiyor. Yani herkesin, hepimizin elinin altından kayıp gidiyor. Dolayısıyla hepimize düşen, ya ben mevcut işimde 100 birim zaman harcayıp 100 lira para kazanacağıma 70 birim zaman harcayayım, 70 birim kaynak harcayayım.
100 lira yerine 70 lira kazanayım ama geri kalan zamanımla ve kaynağımla da yeni işlerin arayışında olayım bakışında olmak lazım. Çünkü mevcut işler o verimlilik bakışıyla belki bize %10, %20 kazandıracak. Yani birçok şirket yılda %10 büyüdüğünde bu çok büyük başarı bir şirket için. %10 büyütebiliyorsan. Ama yeni işlerin arayışında olan firmalar için, startuplar için ya da yeni projeler için büyüme 10 kat, 20 kat, 30 kat. Dolayısıyla siz burada aslında yeni fırsatlarınızı çok daha ufak iddialara bölüp böyle farklı farklı işlere gözden çıkardığınız miktarlar kadar denemeler yaparsanız içlerinden bir tanesi bile başarılı olsa aslında sizi bambaşka bir alana götürebiliyor. Yani arayış zaten böyle bir şey. Yani arayış bir tane yeni bir şey yaptık hadi bakalım bu tutacak mı tutmayacak mı arayışı değil. Arayış aynı anda bir sürü farklı şeyi yapıp onların içerisinden hani en iyiyi seçme işi aslında. Yeni işlerin arayışı böyle bir şey. O da sizi dediğim gibi 10 kat, 20 kat, 30 kat daha iyi olmaya yetecek. Ben burada mesela hep şeyi örnek veriyorum. Yani mesela Elon Musk'ın bu Mars misyonu. Yani hep böyle bu roketlerle ilgili şunu diyor. Yani NASA roketleri gönderirken uzaya roketlerin bir parçası gidiyor ve roketler dünyaya geri gelemiyor. Milyar dolarlık israf var orada aslında. Elon Musk da burada diyor ki ya diyor roketleri madem uzaya gönderiyoruz niye onları yolcu uçağı gibi geri getiremiyoruz diyor. Mesela böyle bir arayıştan bahsediyorum aslında. Tabii bu çok ekstrem bir örnek ama herkes bildiği için söylüyorum. NASA bile cesaret edemiyordu bunu yapmaya ama Elon Musk bunu bir kere yaptıktan sonra şu anda aslında birçok firma artık bu işi çözdü. Roketler yolcu uçağı gibi gidip gelebiliyor. Ve şimdi Elon Musk da şunu söylüyor. Madem bunu yapabiliyoruz, o zaman biz bu roketleri niye yolcu roketi olarak kullanmayalım? Dünyanın bir yerinden bir başka noktasına 45 dakika içinde seyahat neden mümkün olmasın? Yani buradan bineceğiz roketi, Tokyo'ya gideceğiz 45 dakikada. San Francisco'ya gideceğiz 45 dakikada. Yani niye mümkün olmasın? Şimdi bunu da 10 yıl içinde yapacağım dedi. Bakalım benim dört gözle beklediğim projelerden bir tanesi. Şimdi bu da arkadaşlar gösterdiğim şey bir yeniliklerin yaşam döngüsü, yeniliklerin benimsenmesiyle ilgili bir teori. Birçok şirket burada olgun, yani birçok olgun şirket aslında çoğunluk safhasında, geç çoğunlukta. Ve yenilik deyince mesela soruyorum insanlara yenilik nedir, inovasyon nedir? Birçok kişi şu cevabı veriyor, hayret ediyorum. İyileştirme diyor, var olanı iyileştirme. Diyorum ki yenilikle yaratıcılık arasında ne fark var? Yenilik var olanı iyileştirme diyor insanlar. Evet doğru yenilik var olanı iyileştirme, mevcut işleri iyileştirme ama yenilik çok daha fazlasını da kapsıyor. Yenilik aynı zamanda yeni işler yapma. Yani siz bir işin ustasıyken başka işlerin çırağı da olma aynı zamanda. Yeni teknolojiler geliştirme, Ar-Ge yapma. Bunlar bildiğimiz şeyler aslında. Ha, bunları yapmazsak ne olur? Bunları yapmazsak hep böyle söylendiği gibi. Yani zirveye çıkmak zor, zirvede kalmak daha zor. Bunları yapmazsak zirveden aşağı doğru yuvarlanmak çok olası olur. Bir de size şimdiye kadar söylediklerimde aslında yıkıcılık kavramını kullanan startuplar var. Onlar daha acayip bir şey yapıyor. Onlar mevcut işlere anlamsız ve gereksiz kılacak işler yapıyorlar. Ve böylece çok daha hızlı büyüyorlar. Bakın gördüğünüz gibi eğrileri çok daha hızlı büyüyor. Diğerlerinden daha fazla. Ama hızlı da küçülüyor. O yüzden hatta böyle birçok iyi girişimci bir iş yaptıktan sonra başka bir iş daha yapıyor. Yani ya işi satıyor, ya işte halka açıyor, ya başkasıyla ortak oluyor, ya başkasını satın alıyor. Ama bir değişim kesin oluyor ve çok daha hızlı oluyor. Mesela bir örnek vereyim. Şimdiye kadar bu teknolojilerin yayılmasında belki telefonun 1 milyar kullanıcıya ulaşması 100 yıldan fazla sürdü. Facebook'un 1 milyar kullanıcıya ulaşması 10 yıl sürdü. Instagram'ın 1 milyar kullanıcıya ulaşması 1-2 yıl sürdü. Ama TikTok'un büyüme hızı Instagram'ın 4 katı ilerliyor şu anda. TikTok 2 milyar kişiye bir yılda ulaştı. Dolayısıyla bu hız da oldukça artıyor. Yani bu yeniliklerin benimsenmesi artmış durumda. Ama ömrü de kısalıyor. Hızlı bir şekilde büyüyor. Daha kısa ömürlü oluyor. Oradan başka yeni bir şey doğuyor. Aslında bu
Akım başlatma eğrisi de bu şekilde. Birazdan biraz daha detaylı da bir grafiğim var buna benzer. Şimdi ben bununla ilgili ne yaptım? Bu koronavirüsü krizi ilk çıktığı zaman, bakın 17 Mart'ta bir tweet attım. Bu tweette de bir örnek verdim. Estonya koronavirüs krizine karşı startup bakışıyla çözüm üretmek için bir hackathon yapmış. Ne dersiniz dedim, hızlıca böyle bir şey organize edebilir miyiz? Şimdi girişimcilik dünyasında bir söylem vardır. Büyük düşün, küçük başla, hızlı hareket et. Ben de bunu uygulamaya çalıştım burada. Ne olacağına dair bir fikrim yoktu. Nasıl yapacağımıza dair de bir fikrim yoktu. Belki dedim hani bunu gören birileri olur. Birileri de gider bununla ilgili bir şey yapar. Hani ben de ona vesile olmuş olurum. İlk başta düşündüğüm şey buydu. Burada neticesinde işte mesajlar geldi, telefonlar geldi. Evet, yapar mıyız, yapabilir miyiz acaba derken işte Zoom toplantıları, girişimcilerle buluştuk. Ardından Sanayi Ticaret Odaları, Odalar Borsalar Birliği, Boğaziçi ODTÜ Girişimcilik Merkezleri, ardından işte bakanlıklar, TÜBİTAK, böyle birçok devlet kurumuyla da görüştük. Dernekler, Habitat Derneği, Bilişim Vakfı, UNDP, Endeavor yine. Böyle birçok dernek bu işin partneri oldu, paydaşı oldu. Ve biz 24 saat içinde Koronaton Türkiye isimli bir siteyi yayına aldık. Yani biz bu da nasıl oldu? Aslında biz böyle bir şey yapabilir miyiz derken daha Zoom toplantısındayız. Bir arkadaşımız, ben de domaini aldım. Öbürü dedi ben siteyi yapmaya başladım. Yani 24 saat içinde biz böyle başvuruları alabileceğimiz bir site yaptık. Buradaki amacımız şuydu. Size başta gösterdiğim gibi bilinmeyen sorunlara bilinmeyen çözümler arayışında olmak. Bununla ilgili de aslında yaratıcı çözümlerin bize gelmesini teşvik etmek için veya yaratıcı çözümlerin ortaya çıkmasını teşvik etmek için bir inisiyatif ortaya koyduk. Buradaki önceliğimiz de hızlı etki yaratma gücüydü. Biz nasıl bu çözümün, bu krizin yarattığı sorunlara hızlı etki yaratacak çözümler ortaya koyabiliriz? Bu noktada mesela sağlık konusunda bir uzmanlığımız yok. O yüzden bizim odaklandığımız alanlar bu COVID-19'un yarattığı sosyal, lojistik, ekonomik sorunlar oldu ve bunlara da yenilikçi çözümler. Yani ilk akla gelen çözümler değil, daha yenilikçi, daha yaratıcı ne çözümler olabilir? Ve insanları da çözümün parçası olmaya davet ettik. Bununla ilgili paylaşımlar yaptık. Çok hızlı hareket ettik. Yani biz bu siteyi işte 19 Mart'ta çağrıları almaya başladık. 20 Mart, 24 saat boyunca başvurular geldi. 21-22 Mart'ta da biz bu etkinliği yaptık. Ve bunu yaparken aslında yoğun bir şekilde sabah, öğlen, akşam hakikaten Zoom toplantılarıyla uykusuz, yoğun geçen ama keyifli geçen bir zaman oldu bizim için. Mesela bu toplantılardan bir örnek. Burada işte Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı var. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal var. Sağlık Bakanı Danışmanı, Dernek Başkanları, Faruk Eczacıbaşı, diğer birçok kurumdan temsilciler. Böyle toplantılarda biz bu yenilikçi yaratıcı çözümleri tartışır olduk. Ve mesela bu Hasan Mandal'la konuştuğumuz görüşmenin hemen akabinde ertesi gün TÜBİTAK hızlı bir çağrıya çıktı ve sadece Koronaton girişimlerine özel, bu Koronaton Türkiye'deki girişimlere özel 600 bin TL'lik de bir destek bize vereceklerini açıkladı. Böyle bir etki yarattık. Yani toplam 24 saatte 1500 başvuru aldık. 120'den fazla online mentor katıldı. Toplam 1000'den fazla mentorluk seansı gerçekleşti. 1000 saatten fazla mentorluk seansı gerçekleşti. 48 saatte 150 yeni proje geldi. 50'den fazla paydaş işin içinde oldu. 12 projeye 130 bin TL ödül verdik. Bu da ödül veren kurumlar, işte projelere 10'ar 20'şer bin lira para verdik. Ve TÜBİTAK'ta dediğim gibi böyle bir destek açıkladı. Bu aslında şunu gösteriyor. Hani bir akım başlatmak derken ya nasıl olur, nasıl yaparız demeden, hani meşhur bir düşünürümüzün sözü var ya, sonunu düşünen kahraman olamaz. Biz de onu yaptık. Burada sonunu düşünmeden bu işin yapılması gerekiyor, olması gerekiyor diyerek bu işe başladık. Ve neticesinde de aslında kimseye bir para ödülü sözü vermemiştik. Ama işte bu para ödülü de ortaya çıktı birçok girişim için. Hatta TÜBİTAK başka destekler de açıkladı. Kalkınma ajansları destekler açıkladı bu süreçte. Onların da firmaların onlara başvurmasına da katkıda bulunduk. Birçok başka şirket de geldi. Çeşitli şirketler gelip destek olmak istediklerini ilettiler.
Ve bütün bu projeleri biz internet sitemizden de ilan ettik ve görüşmek isteyen şirketlerle bu projeleri de birbirleriyle buluşturduk. Şimdi aslında burada en başta şey demiştim, girişimcilikle ilgili böyle sınırını aşmaya çalışan bir kafa yapısı, bir zihniyet, bir bakış açısı demiştim girişimcilikle ilgili. Burada işte tutum ve davranış diyeyim. Buradaki aslında sahip olmamız gereken bakış açısı bu anlamda, eğer biri yaparsa ben de yapabilirim. Eğer kimse yapamıyorsa kesin ben yapmalıyım. Şimdi çoğu zaman şunu görüyoruz. İnsanlar şu bakışa sahip oluyor. Yani eğer biri yapabiliyorsa bırakalım o yapsın. Şimdi beni yormayın. Ya da kimse yapamıyorsa ben nasıl yapabilirim? Hani meşhur da bir söz var aslında. Hani bir kişi yapabileceğini de düşünüyorsa, yapamayacağını da düşünüyorsa aslında haklı. Yani bizim ama bir şeyleri yapmak için sebebe ihtiyacımız var. Hiçbir bahaneye de ihtiyacımız yok ama yapmak isteyen bir sebep her zaman buluyor. Yapmak istemeyen de bir bahane her zaman buluyor. Kimse kimseye de haksız diyemez bununla ilgili. Ama mesela bir örnek vereyim. İşte 1950'lerde 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan kimse yoktu ve herkes bunun yapılamayacağına inanıyordu. Kimse yapamıyorsa ben nasıl yapabilirim diyordu. Ama adamın biri çıkıyor, 100 metreyi 10 saniyenin altında koşuyor. Ve o sene 12 kişi daha 100 metreyi 10 saniyenin altında koşuyor. Bakın önce birisinin bu işin yapılabileceğini göstermesi gerekiyor. Ama o gösteren kişiye de kimsenin göstermesi gerekmedi. Yani bir kişi, önce bir kişinin çıkması lazım. O bir kişiyi görünce diğerleri, ya bu adam yapıyorsa ben niye yapmıyorum diyor. Diğerleri de yapmaya başlıyor. Aslında bu iş böyle bir etki yaratıyor. Bu etki de aslında böyle exponential dediğimiz üstsel bir etki. Çünkü biz normalde hayata doğrusal bir şekilde bakıyoruz ve hayatım çok öngörülebilir diyoruz. Gelecekte olacağımızı düşündüğümüz yer. Halbuki hayata biz böyle üstsel bir şekilde baktığımızda gerçekte olacağımız yer, wow, bunu beklemiyordum dediğimiz bir yer. Bunu beklemiyordum. Yani orada bir momentum etkisi oluyor. Üstsel gelişim sürpriz faktörü var. Hatta şöyle diyelim, bu her gün daha iyi olmayı hedefleyen birisi için de geçerli. Ben her gün dünden %1 daha iyi olacağım diyorsa bir kişi, zaten formülü ortaya koyduğunda bir sene sonunda 35 kat daha iyi oluyor bugün olduğu halde. Veya bir kişi her gün %1 kötüye gitti diyelim. Bu durumda da üstsel olarak geriliyor. 35 kat bulunduğu yerden daha kötü oluyor bu sefer de. Yani hani bu dediğimiz şey, yıkıcılıkla bu üstsellik, exponential bakış aslında bu anlamda örtüşüyor. Yani dediğim şey buydu. İlerlemecilikte bakın %10, %20, %30 daha iyisi olsun diyoruz. Ama exponential üstselde 10 kat, 20 kat, 30 kat. Yani katlana katlana giden bir bakış söz konusu burada. Mesela buna bir örnek daha vereyim. Hep böyle Google'dan bir örnek vereyim mesela burada. Google'ın Moonshot Thinking diye böyle bir düşünce sistematiği var. Onların da bakış açısı şu, şöyle bir örnek veriyorlar. Diyorlar ki, şimdi mesela bir arabayı ben %10 daha hızlı götürmek istiyorum. Yakıt tüketimini %10 azaltmak istiyorum. Nasıl yaparım? Yapabilir miyim böyle bir şeyi? Yani evet yapabilirim. Nasıl yaparım? İşin uzmanına sorurum. Uzmanlarda bu sorunun cevabı vardır. Yani %10 daha hızlı götüreceğim. Artık turbo mu kullanacağım? Araca böyle bir takım modifiye bir şeyler mi yapacağım? Yaparım. Bu sorunun cevabı var. Ama soruyu şöyle sorduğumuzda. Ben bir yerden bir yere 10 kat hızlı gitmek istiyorum. Aynı zamanda yakıt tüketimini de 10 kat azaltmak istiyorum. Peki bunu yapabilir miyim? Bilmiyorum. Yani bu sorunun cevabını verecek olan bir uzman yok. Hatta muhtemelen uzmanlara sorduğumuzda uzmanlar bu yapılamaz diye bir cevap verecek bize. Ama bizim ihtiyacımız olan bu cevabı duymak değil. İşte bu başta dediğimiz gibi, aslında Elon Musk örneğinde verdiğim gibi de, yani yıkıcı bir bakış açısıyla, yani bunu belki bugün yapamayacağım ama 10 yıl sonra böyle bir şeyi yapmak için bugünden ne yapmam lazım? Gene Bill Gates'in bununla ilgili güzel bir sözü var. Diyor ki insanlar bir yılda yapabileceklerini çok aslında büyük görüyor. Bir yıl o kadar uzun bir zaman değil. Ama 10 yılda yapabileceklerini de çok küçük görüyor. 10 yıl uzun bir zaman. Bizim de aslında ihtiyacımız olan şey 10 yıllık vadede belki bakmak, hayalimizi ortaya koymak. Bugünden nasıl gerçekleştireceğimizi bilmediğimiz bir hayal olması lazım bunun. Ve bugün dert edindiğimiz bir şey olması lazım. Aynen Elon Musk'ın o roketleri fırlatmakla ilgili dert edindiği konu gibi. Yani bu roketler niye dünyaya geri gelmiyor?
O kadar milyarlarca dolar milli servet yazık oluyor. Sorduğu soru bu. Bu kadar. Peki ben 10 yıl içinde böyle bir şey yapabilir miyim? Yani bilmiyorum diyor. Zaten ben o yüzden bu hayale de şu adı veriyorum hayale. Hayal nasıl gideceğinizi bilmediğiniz bir yola çıkmayı istemek demek diyorum. Bakın hayal nasıl gideceğinizi bilmediğiniz bir yola çıkmayı istemek demek. Hedefse daha kısa vadeli. Hedef biliniyor. Yani benim buradan İstanbul'dan Ankara'ya nasıl gideceğim? Arabaya atlayacağım. Yolu belli. Bilinen bir yol var. O yolda işte kazaya karışmadan inşallah Ankara'ya gideceğim. Ama peki ben buradan hiç dünyada var olduğunu bilmediğim bir adaya nasıl gideceğim? Yolu yok. Veya işte uzayda bir meteora, gök cismine nasıl gideceğim? Bilmiyorum. O da hareket halinde. Veya bir şey inşa edip o inşa ettiğim şeye nasıl gideceğim? Bilmiyorum. Yani işte bu hayal ama bilmediğim şeyi, bu bilmediğim şeyin beni korkutmasına rağmen harekete geçmek aslında. Girişimciliğin ilk amacı, yola çıkış motivasyonu bu. O yüzden son dönemde de aslında sorgulanmaya başlanan bir bakış açısı var. Şu yaptığımız işleri ben ne yapıyorumdan ziyade soruyu şuna çevirmek lazım. Ben yaptığım işi neden yapıyorum? Ya amacım ne benim bu işi yapmakta? Yani işin fundamentallarını sorgulamak. Böyle daha temelden başlamak. Ben neden bu işi yapıyorum? Benim amacım para kazanmak mı? Benim amacım ün sahibi olmak mı? Benim amacım insanlar arasında bunu yaygınlaştırmak mı? Vesaire. Şimdi ben mesela kendi hikayemi anlatırken de bakın gördüğünüz gibi benim hayatımda da sürekli böyle bir değişiklikler oluyor. Ama asıl temelde ben kendi temel kimliğimi akademisyen diyorum. İşte akademisyen girişimci diyorum ama işin özünde akademisyenim. Ve akademisyen olmaya karar vermemde bu sorunun da etkisi çok büyük. Yani şunu sordum ben de kendime. Yani hayat boyu yetecek para ve imkanım olsa ben neyi dert ederim? Yani ben işimi kurdum. Yarın öbür gün bankada işte param var. Hiç böyle geçim derdim yok. Geçim derdimin olmadığı bir zaman ben ne yapmak isterim? Dedim ki üniversitede olmak isterim. Bu soruya bu cevabı verdim. Neden? Çünkü şunu fark ettim. Yani ben bir şeyler anlatmayı seviyorum. Bir şeyler öğrenmeyi seviyorum. Etrafımda akıllı insanlarla beraber olmayı seviyorum. O zaman madem hani bunları seviyorum. O zaman niye ben bunu yapmak için çok büyük paralar kazanmayı bekliyorum ki? Yani beni bugün durduran ne? Yani aslında beni hani bu anlamda durduran bir şey olmadığını fark ettim. Dolayısıyla bu işe giriştim. Şimdi bu gösterdiğim mesela bakış açısında da TED'in de en çok izlenen videolarından bir tanesi. Simon Sinek isimli bir kişinin sunumu var. Neden ile başla, Start with Why diye bir sunumu var. O sunumda da Apple ve deli mesela kıyaslayarak örnek veriyor buna. Yani mesela diyor Dell'den bir MP3 player ya da bir saat, bir gözlük almak istemezsiniz. Ama Apple'ın sattığı her şeyi almak istersiniz diyor. Çünkü Apple ben bilgisayar satıcısıyım diye bir iletişim kurmuyor. Apple ben dünyayı değiştiriyorum diye bir iletişim kuruyor. Ben dünyaya meydan okuyorum diye bir iletişim kuruyor. Apple neye inandığını söylüyor. Apple ben dünyanın güzel tasarımlarla değişmesi gerektiğine inanıyorum diyor. Neye inandığını söylüyor. Ve bu sayede efsanevi oluyor. Bu altta paylaştığım da aslında yine daha önce yazdığım bir blog yazısına bir referans. Orada da şunu sorgulamıştım. Türkiye'de en büyük başarı ne acaba? Şimdi birçok iş adamıyla konuştum. Bana bu iş adamları ne tavsiye verdiler? Ne tavsiye veriyorlar? Ve çoğu zaman şunu görüyorum iş dünyasında. Hep verilen tavsiye hayatta kalmak. Evet hayatta kalmak önemli. Yani hayatta kalmadan bir şey yapamıyorsunuz. Ama Türkiye'de verilen tavsiyeler hayatta kalmanın ötesine geçmiyor ne yazık ki. Halbuki bana bu yazıyı yazdıran da Stanford Üniversitesi'nden bir girişimcinin sunumu olmuştu. Be legendary diyordu. Sunumun başlığı oydu. Be legendary, efsanevi ol. Efsanevi ol. Yani bizde efsanevi ol diye öğüt veren bir iş adamı var mı? Ya bilmiyorum ben rastlamadım. Efsanevi olan, örnek olan. Hani bir tane yemek sepeti hikayemiz var Türkiye'de. İkinci bir hikaye yok. Koca koca iş adamlarımız var. Ama o iş adamlarının dünyada ilk bine girmiş bir markası yok. Türkiye olarak gururlanacağımız bir ürün hizmet yok Türkiye'den çıkmış. Böyle bir vizyon yok ortada. Bir güven yok. Kişilerin kendine güveni yok, kişilerin birbirine güveni yok. Dolayısıyla temelleri sorgulamanın zamanı geldi. Hatta geçiyor. Bunu vurgulamak istiyorum. Hatta maksatla da
Yani Anadolu'yu da bu arada ayda bir de tabii Covid-19'dan önce Anadolu'ya gidip her ay bir Anadolu şehrine gidip Anadolu'daki KOBİ'lere de Türk Konfet, Visa, UNDP işbirliği yürüttüğümüz bir proje kapsamında da böyle bir sunum yapıp orada da bunları yaygınlaştırmaya çalışıyorduk. Şimdi mesela bu seminerleri de bu sırada online'a taşıdık tabii. Online olarak KOBİ'lere bu şekilde ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi az önce gösterdiğim bu yeniliklerin benimsenmesi, yaşam döngüsü grafiğine tekrar gelelim. Şimdi az önce gösterdiğim bu neden ile başlayla bu grafiğin ortak noktası şu. Neden ile başladığınızda siz ne yaptığınızı söylemiyorsunuz insanlara. Ne yaptığınızdan başlamıyorsunuz. Neye inandığınızdan başlıyorsunuz. Aynen Martin Luther King'in aslında konuşmasını yaparken I have a dream demesi gibi. I have a plan demiyor Martin Luther King. I have a dream diyor. Yani I have a plan dese belki daha farklı bir şey olurdu. I have a dream. Bir hayalim var diyor. O da hayalin nasıl olacağını bilmiyor. Ve buna dair neye inandığını söylüyor. I believe diyor. Neye inandığını söylüyor. İşte Apple'ın yaptığı gibi. İnandığım, çünkü siz yeni bir şeye başladığınızda artık eski dünyada yaşamıyoruz. Eskiden siz yeni bir şeye başladığınızda televizyona, radyoya reklam veriyordunuz. Yeri göğü reklamlarla inletiyordunuz. Ve herkes bir anda sizin kullanıcınız oluyordu. Günümüzde öyle olmuyor. Yenilikçi işler, teknoloji işleri özellikle bir anda yeni kullanıcılar çekmiyor. Önce sizin inandığınıza inananlar sizin kullanıcınız veya müşteriniz oluyor. İşte bunlar meraklılar ve deneyelim diyenler, yenilikçiler. Önce yenilikçiler geliyor. Ardından vizyonerler, sürünün önünde gidelim diyenler, daha böyle kanaat önderleri, erken benimseyenler. Ardından bunlar geliyor. Dolayısıyla sizin ilk hedef kitleniz çoğunluk olmaması lazım bir akım başlatırken. Öncelikle yenilikçiler, erken benimseyenler. Ki nitekim zaten bu erken benimseyenlerden çoğunluğa geçerken de bir uçurum var. İkisi bambaşka bir kitle. Erken çoğunluk işte sürüden ayrılmayalım diyenler. Tam pragmatistler. Onlar ancak kendilerinden olan birilerinin bunu kullandı, sizin yaptığınızı kullandığını, sizin müşteriniz olduğunu gördüğünde harekete geçiyorlar. Ardından işte neme lazımcılar, sadece gerekli olanı hareket edenler. Bir de kuşkucular, imkanı yok diyenler. Şimdi işte bu Covid-19 dönüşümünü yaratanlar da aslında bunlar oldu. Bu imkanı yok diyenler ya da gerekli olanı hareket edelim diyenler, onlar büyük dönüşümün aslında parçası olmuş oldular. No way. Hani diyenler bu işin parçası oldular. Bu arada size bununla ilgili çok kısa bir videoda izletebilirim. Aranızda izlememiş olanlar varsa tam konuyu özetleyen, bu rakım başlatma konusunu özetleyen bir video. Sonra da zaten bir 5 dakikaya toparlayacağım. Bu arada hani sorularınız varsa siz de bir yandan sorularınızı yazabilirsiniz ya da sorabilirsiniz, doğrudan da konuşabilirsiniz. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly everyone else how to follow. Nobody embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. Three is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come two more people, then three more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry.
And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in. Bu video bence çok güzel bir özet. Yani 3 dakikadan daha kısa sürede bütün herkes işin takipçisi oldu. Önce dalga geçiyorlardı bu saçma sapan dans eden adamla. Ama bir süre sonra önce dalga geçmek normdu. Sonra ne oldu? Önce turning point, sonra tipping point. Tipping point'ten sonra roller değişti. Yani artık o noktadan sonra sürüden ayrılmayalım diyenler, yani sürü dans etmeye başladı. Bu sefer toplumun normları değişti. Bu sefer oturmak değil, dans etmek norm oldu. Önceden oturup dans edenler de dalga geçenler, bu sefer dans edenler oturanlarla dalga geçmeye başladılar. Yani işte dönüşüm böyle oluyor. Önceden insanlar uzaktan, firmalar uzaktan çalışanlarla dalga geçiyorlardı. İşte open source yazılımla dalga geçiyorlardı. Veya işte online eğitimle dalga geçiyorlardı. Bugün herkes dalga geçtiği şeyi yapıyor. Norm değişti. O yüzden aslında söylediği şey de bu. Yani have the guts to follow the first follower, to follow the leader. And leadership is over glorified. Yani buradaki ana konu, yani Koronaton Türkiye'de de aslında birebir bunu yaşadık. Yani ben mesela belki oradaki ilk fitili ateşleyen kişi oldum. O tweet'i atıp ondan sonra birçok paylaşım bir araya gelmesini sağlayarak, ama sonra işin devamında birçok şeyden benim haberim olmadı bile. Yani iş İlerlerken benim kontrolüm dışında da, kontrol etmeye de çalışmadım zaten. Amacım etki yaratmasıydı. O etkinin hayata geçmesiydi. O etki hayata geçerken birçok kişi bu işi sahiplendi. Ve bu işin sahibi olarak işte ortaya bir sürü yeni proje, bir sürü imkan çıktı. Yani baştan kontrol ederek ya da plan yaparak olmadı iş. Burada da aslında birebir bunu görüyoruz. Biz böyle biraz hani mühendislik eğitimi olsun, biraz analitik bakış açısı olsun. Yani baştan her şeyi planlayalım, her şey kontrolümüzde olsun, her şey plana göre gitsin diyoruz. Ama hayat böyle işlemiyor. Gene burada meşhur bir söz var. Planlama her şeydir ama planlar gereksizdir. Neden? İstediğimiz kadar plan yapalım. İşte bugün COVID-19 geldi, bütün planlar çöp oldu. Yani benim takvimim doluydu, şurada takvim asılıydı. Takvimde her şey vardı, takvimi yırttım, çöpe attım. Yani çünkü takvimdeki her şey geçersiz oldu bir anda. Ha, ama planlama gerekli, çünkü planlama konu üzerinde oturup düşünmeyi sağlıyor. Ama planlar anlamsız. İşte günümüzdeki girişimcilik felsefesi de tam buradan yola çıkıyor. Günümüzdeki girişimcilik deneme, yanılma, öğrenme üzerine kurgulanmış durumda. Hani o küçük yeniliklerden bahsetmiştim. Dolayısıyla işin sırrı yeniliklerin maliyetini düşürmekte. Neredeyse maliyetsiz yenilikler denemekte. Siz de yaptığınız işteki yenilikleri maliyetsiz bir hale getirebilirsiniz. Çok ufak değişiklikler yapabilirseniz aslında yeni işlerin adımını atıyor olabilirsiniz. Sonra da bir anda siz fark etmeden bu iş büyüyebilir. Toparlıyorum yavaşça. Bu adam, bileniniz var mı? John McKay, Whole Foods'ların sahibi. Amerika'daki organik süpermarket zinciri. Amazon satın aldı birkaç sene önce Whole Foods'ları. Mesela John McKay 91 yılında işte kuruyor Whole Foods'u. Ardından bu konuştuğumuz konularla dedim ya, yapmakta olduğunuz işi neden yapıyorsunuz? Ve kapitalizmi sorgulamaya başlıyor bununla ilgili. Ve günümüzde de aslında dünyada en çok sorgulanan iki tane konu var. İşte bir tanesi bu dijital dönüşüm konusu şimdiye kadar konuştuğumuz. Bir diğer konu da dünyanın gündeminde olan işte bu amaç konusu. Ya biz niye çalışıyoruz? Bu iş niye var? Şirket niye var? Ben ne yapıyorum? Ben hayatımla ne yapıyorum? Yani bu
kapitalist sistem bize ne yapıyor? Bu kapitalizmin başka bir türlüsü mümkün mü? Dünyada böyle bir arayış var. Yani iki ana damar var aslında dünyadaki arayışta. Biri dijitalleşme, dönüşüm, teknoloji. Biri de işte bu sosyal, misyon odaklılık, sürdürülebilirlik, çevre, böyle bu gibi konular. John McKay de bir yakın başlatıyor. Ve buna vicdanlı kapitalizm diyor. Kapitalizmin yeniden inşası gerekli diyor. Ve günümüzde de aslında bu konuda birçok çalışma var. Ben de birçok televizyon programı yaptım konuyla ilgili, birçok kişiyle konuştum. Şimdi vicdanlı işletmeler dediğimizde şeyi koyuyor ortaya. Bir şirketin varoluş amacının aslında yüksek bir amacının olması lazım. Yani şirket yüksek bir amaca hizmet etmeli. Bize ekonomi dersinde anlatıldığı gibi. Bir şirket sadece paydaşlarının karını maksimize etmek için var oluyor olamaz. Bir şirket bundan çok daha ötedir. Ayrıca şirketin paydaşı sadece şirketin sermayedarları değildir. Şirketin çalışanları da paydaşıdır. Doğada, çevrede, bütün kamuda şirketin paydaşıdır. Dolayısıyla daha geniş bir bakış açısına sahip olmak lazım. İşte burada bu işi götürecek, liderlik edecek, o rol model olacak kişilere ihtiyaç var. Ve aynı zamanda şirket içinde de böyle bir kültüre ihtiyaç var diyor. Dört ana bileşen halinde bu akımı kurguluyor. Ve günümüzde teknoloji de aslında bunu mümkün kılıyor. Yani ben iki ayrı damar dedim ama aslında iki ayrı damar birbirini besliyor. O yüzden de 21. yüzyıl değerleri olarak dediğim şeyin en başında şeffaflık geliyor. Çünkü teknolojiyle artık bir şeyleri saklamamız mümkün değil. Yani bugün eskiden yerin kulağı var diyorduk. Yani bugün her yerin kulağı var. Veya iki kişinin bildiği sır değil diyorduk. Bugün sizin bildiğiniz de sır olmayabilir. Yani aklınızdan geçeni de Facebook, Google okuyor olabilir. Yani hal böyleyken bundan korunmanın en iyi yolu ne? Bundan korunmanın en iyi yolu dürüstlük. Yani zaten içe dışı bir insan olursanız zaten işte samimi, integrity İngilizce'de. Daha böyle içi dışı bir insan olduğumuzda 21. yüzyılda hem daha otantik, kabul gören zaten bir insan oluyor. İnsanlar o samimiyeti görüyor, algılıyor. Hem böylesi daha kolay, hem öbür türlüsü çok daha zor. Yani 20. yüzyılda mesela fikir para ediyordu. Çünkü fikirleri saklayabiliyordunuz. Fikirlerin önemi vardı. Bugün onun da bir önemi kalmadı. Yani böyle bugün aklınıza gelen yeni bir fikrin hiçbir önemi yok. Bazıları geliyor diyor ki ya işte hocam benim fikrim vardı, fikrim çalındı. İyi de yani bu devir kimin aklına daha iyi fikir geldi devri değil. Bu devir fikri kim daha uyguladı devri. O yüzden gene şeffaf olup açık olup fikirleri paylaştığınızda bu iş büyüyor. Mesela işte Tesla 2014 yılında patentlerini açtığında birçok kişi dedi ki ya bunlar deli herhalde, patentlerini niye açıyorlar? 10 yıldır bu patentler üstüne çalışıyorlar. Ama paylaşımcılık Tesla'yı daha da büyüttü. İşbirliği. İşte eskiden rekabet çok ön plandaydı. Şu anda birlikte iş yapmak veya işbirliği yaparak rekabet etmek ön planda. Veya bir diğeri. İşte misyon odaklılık. Yani çıkar odaklı olmak yerine misyon odaklı olmak. Yani işte bir o dert edindiğiniz, hayal ettiğiniz şeyi 10 yıl sonra ne yapmak istiyorsun, neyi başarmak istiyorsun? Bununla ilgili bakış açısı günümüzün aslında en büyük değeri olmuş durumda ve akım yaratmanın en temel şartları da içinde bulunduğumuz dönemde bunlar. Peki bu konuştuklarımızı özetlersem, böyle TED konuşmamda da verdiğim böyle nihai 3 tane şey vardı, nokta vardı, onunla bitireceğim. Birincisi bilmeye değil öğrenmeye odaklanmak lazım. Yani biz böyle bilgiyi kutsuyoruz ama bilgiden daha önemli bir şey var, bilgelik. Yani bu içinde bulunduğumuz dönemde artık yani gene örneğini verdiğimiz Google, Apple, Amazon, Tesla gibi şirketler üniversite diplomasına da o kadar önem vermiyorlar. Yani YouTube'da videolar var. 11 yaşında çocuk Google'da çalışmaya başlamış. Kart viziti var falan. Yani homeschool'muş çocuk. 6 yaşında YouTube kanalı açmış. Yarışmalara girmiş. İşte TEDx speaker, keynote speaker. İnanılmaz bir şey. Bilmek geçmişle ilgili bir şey. Öğrenmek gelecekle ilgili bir şey. Dolayısıyla hep bir de zaten şu da vardır, biliyorsunuz. Hep böyle cahil insan kimdir? Cahil insan her şeyi bilen insandır. Her şeyi bilen cahil. Yani okumuşu okumamışı fark etmiyor. Her şeyi biliyorsanız cahilsiniz. Peki bilge insan kim? Hiçbir şey bilmediğini bilen insan. İşte o yüzden diyorum devir bilgi çağı değil, bilgelik çağı. Yani bizim hiçbir şey bilmediğimizi bilip o yeni şeyleri, o yeni arayışların içinde olmamız lazım. Çünkü devir yıkıcılık devri, keşif devri, arayış devri. Bu da öğrenmekten geçiyor. Bu da değişimden, dönüşümden geçiyor. Bu karikatürde mesela bunu güzel özetliyor.
insanlara soruyoruz, konuşuyoruz. Evet hocam haklısın, çok güzel diyor herkes. Herkes evet böyle bir şey olsa ne güzel olur diyor. Peki o zaman kim değişmek istiyor, kim dönüşmek istiyor? Kimse. Bu da aynen şuna benziyor. İşte pazartesi sabah diyete başlayıp akşam diyeti bitirmeye benziyor. Veya spor salonuna yazılıp o yazıldığımız için sadece kas yapmaya benziyor. Yani onun için gereken işte o travmatik dönüşümü, kan, ter, gözyaşını, acı çekmeyi kimse yaşamak istemiyor. Halbuki bu acılı bir süreç ve başta söylediğimiz gibi girişimcilik de gelişmekle, öğrenmekle, paylaşmakla ilgili bir konu. İkincisi, işte bunun için hayal etmek, merak etmek, dert edinmek gerekiyor. Ve başta başlarken şey demiştim, ben girişimcileri iş adamından çok sanatçıya benzetiyorum demiştim. Hakikaten de öyle, günümüzde başarılı bir girişimci olmak için aynen bir sanatçı gibi, belki bir ressam gibi düşünmek gerekiyor. Neden öyle diyorum? Çünkü sanatçılar içlerindeki böyle bir katlanılmaz bir duygu var. Sanatçıların hep bir derdi vardır. Genelde toplumla, iktidarla, yani sanatçılar hep böyle muhaliftir. Zaten güzel olan da budur. Çünkü o dertleri onları, mesela bir aşk acısı çeker mesela, onu yansıtır. Yaşadığı bir sıkıntı vardı ama o kadar güzel bir şahesere dönüştürür ki onu ondan sonra. Girişimciler de böyle. Girişimcilik fırsatlarının birçoğu yaşanılan fırsatlardan, dertlerden, acılardan, sıkıntılardan doğuyor zaten. Ya da hayallerden, meraklardan doğuyor. İşte o yüzden böyle bir sanatçı gibi söylenilmesi gerekeni söyleyen, görülmesi gerekeni gören, yapılması gerekeni yapan böyle kişilere ihtiyacımız var. Ve bunu da aynen bir bilim adamı gibi merak duygusu içinde, deneysellikle, deneme yanılma, öğrenmeyle yapan girişimcilere ihtiyacımız var. Einstein de böyle biriydi. Einstein bu arada yaratıcılığı da üst planda olan bir bilim adamı. Hatta şey diye söylentiler var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu kuantumla ilgili makalesini gönderdiğinde makale çok yaratıcı olduğu gerekçesiyle "This article is too more creative than scientific" diye bir yorum alıyor ve ilk gönderdiği dergide yayınlanmıyor. More creative than scientific diyerek. Ben de geçenlerde bir makale gönderdim. Böyle bir yorum aldım. Çok hoşuma gitti. Makalem reddedilince. Şimdi bir diğeri de bunun örneği aslında Steve Jobs. Yani günümüzdeki bütün burada örnek verilen kişi. Aynen bir sanatçı gibi güzel ama bir bilim adamı gibi de deneysel aslında yenilikleri bir hayalle ve merakla kovalayan, peşinden giden bir insan. Burada da beni dönüştüren soruyu size söylemiştim aslında. Yani çok önemli soru. Yani böyle bu tip aslında bence yaşam değiştiren sorular var. Bunları insanın kendine ara ara sorması lazım. Yani hayat boyu yetecek para ve imkanınız olsa neyi dert edinirsiniz? İşin sırrı burada. İşin sırrı, büyüsü burada. İşte o zaman temele eğilebiliyoruz. Firmalar açısından baktığımızda şey demiştik. Hani ekonomi karı maksimize etmek olarak demiştik. Halbuki yani soruyu şöyle sorduğunuzda peki maksimum karı kazandın ne oldun? Zengin oldun ne oldu? İşte insanlara yardım edeceğim, iyilik yapacağım. Peki bugün yap o iyiliği, yapamaz mısın? İşte yapabilirsin. Bakın böyle oluşumlar da var hani bunu destekleyen. Günümüzde bunlar ön plana çıktı. Aynen o John McCain, Conscious Capitalism gibi böyle Business Worthiness Index gibi bir şey de var. Veya burada örneğini verdim. Fazla Gıda diye bir şirket var mesela. Yani para kazanmakla fark yaratmanın bir optimum dengesi var. Yani para kazanmak için her yol mübah değildir. Kârı maksimize etmek önemli değildir. Önemli olan bir etki yaratmaktır. O derdinizle ilgili uğraşmaktır. Yani ikisinin bir yolu var. İşte sosyal girişimcilik dediğimiz alan, toplumsal pazarlama, vicdanlı işletmeler dediğimiz alanda tam da bu konuyla uğraşıyor. Etki, misyon ve kârın orta noktası. Üçüncüsü de hemen harekete geçmek. Yani konuştuklarımın aslında özetinde bu var. Koronaton Türkiye örneği olsun, diğer örnekler olsun. İşin sırrı büyük düşünün ama küçük başlayın ve hızlı hareket edin. Yani biz bu koronanın yarattığı sorunlara çözüm bulalım derken de yani büyük etkiler olsun ama hemen bugün başlayalım bununla ilgili. Yani insanlar böyle büyük hayalleri var. İşte kahvehanelerde ülkeyi kurtarıyorlar, dünyayı değiştiriyorlar ama yani işte önce devrim yapacak, onu yapacak, bunu yapacak çok büyük hayaller. Tamam hayalin büyük olmasa sorun yok ama peki bugün ne yapıyorsun onun için? Burada mesela ben kendi babamdan bir örnek vereyim. Beni çok etkilemiş bir örnektir. Bununla da bitiriyorum. Babam mesela işte
15 yaşına kadar köyde yaşamış ve yaşadıkları köyde elektrik yokmuş. Yani düşünün, işte kaç yıllar oluyor? 60'lı yıllar, 50'li 60'lı yıllar. Köyde elektrik yok. İşte 15 yaşında soruyor, ya bizim köyde niye elektrik yok? Ya yok işte diyorlar, muhtara gidiyor. Bizim köyde niye elektrik yok? İşte ne zaman gelecek? İşte bilmiyorum diyor, muhtar başından savuyor. Ondan sonra babam alıyor bir arkadaşını. Arkadaşla beraber Ankara'ya gidiyorlar. Ankara'da Türkiye Elektrik İdaresi'nin müdürüyle görüşecekler. Teke gidecekler. Bizim köyde niye elektrik yok onu soracaklar. O zamana kadar da babam daha köyün dışına çıkmamış. Yani köyde de gayet fakir bir aile. Artık hani kafasına takmış bunu, dert etmiş. Niye elektrik yok? Ondan sonra gidiyorlar. İşte müdürle görüşeceğiz. Siz kimsiniz? İşte biz Denizli'nin Karaköy köyünden geliyoruz. Şimdi müdür yok diyorlar. Ne zaman gelecek? İşte artık gelmeyecek belli değil. İyi biz bekleriz diyorlar. Yani babam orada arkadaşla beraber sabah 8'den akşam 8'e kadar kapının önünde bekliyorlar. Ardından işte artık akşam oluyor. Müdür çıkıyor. Aa siz diyor burada mısınız? İşte buradayız. İşte içeriye alıyor. Ondan sonra işte hikaye dinliyor. Niye bizim köyde elektrik yok? Planları çağırıyor falan. Neyse. Bu görüşmenin üstünden 3 ay sonra köye elektrik geliyor. Yani 15 yaşında hani böyle bir çocuk, öyle imkanı olmayan bir çocuk da gidip birçok şeyi değiştirebiliyor. Ki benim babam bu arada bu işte hikayeyi anlattı 15 yaşında. Babam 50 yaşında da 40'lı yaşlarında da bu arada Denizli'de belediye başkanı oldu. Yani bunu da şöyle anlatıyorum. Yani babam bir şey yapmak için belediye başkanı olmayı beklemedi. Yani daha o zaman hiçbir şey yokken de hani bununla ilgili adım attı. Hani bana da herhalde ondan gelen bir miras, düşünce diye düşünüyorum bunu. O yüzden girişimcilik de aynen böyle. Yani bugün her an her şey için yapılacak bir adım var. Yani bugün ama küçük ama büyük. Yani herkesin atabileceği adım farklı. Yani bugün bir adım atıp bir şey yaparsınız. Yarın başka bir adım. Üstüne ondan sonra katlanarak gider. Bir bakmışsınız bu bir akım haline gelmiş. Akın akın insanlar yaptığınız, sizin bulunduğunuz yere doğru geliyorlar. Benim girişimciliğe bakışım bu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Burada bitirebilirim. Vakitte geç oldu. Ben böyle konuşmaya başlayınca biraz kaptırıyorum kendimi, anlatıyorum. 1,5 saat olmuş. Dilerseniz sorularınız varsa konuşabiliriz. Eğer sizi yormadıysam... Son hocam çok teşekkür ediyorum. Şiir gibiydi benim için. Gayet güzel anlattınız. Özellikle kendi hayatınızdan örnekler veriyor olmanız da gerçekçiliğini ayrıca plana çıkartan bir özellik oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Evet, Sefa bir soru sormuş galiba. Evet, chatte onun sorusu var. Sefa'cığım sen doğrudan söylemek ister misin? Açıkçası güzel olur. O sana da bayağıdır görüşmedik. Bu vesileyle güzel oldu. Ben şey merak ediyorum. Biz sonuçta iş dünyasındaki insanlarız. Herkesin işte, firması farklı, boyutu farklı vesaire. Girişimcilik dediğimizde Oğuzhan Hoca'nın anlattığı şeyler tabii ki belki bizim yani Türkiye'de bizim için çok ütopik kalıyor da diyebiliriz. Ben şeyi merak ediyorum hani COVID-19 hepimizin bildiği şey gibi. Yani her kriz bir fırsat. Bu fırsatı iyi yönetmek için kendi şirketlerimizde uyguluyoruz. Yönetici olduğumuz yerlerde bunun nasıl bu işten kurtulabiliriz ya da karlı çıkabiliriz araştırıyoruz. Türkiye'de bu konuda şu tarz işletmeler, şu tarz girişimler bunu fırsata çevirecek ve bu işten çok da büyüyerek ve başarılı çıkacak dediği bir örnek var mı? Onları merak ediyorum açıkçası. Hı hı. Sefa çok teşekkürler. Ya şöyle aslında biz şu anda bu krizde de bunu görüyoruz. Mesela öncelikle bu teknoloji şirketleri işte iyi ki mesela Getir Bana gibi şirketlerimiz var. İşte iste gelsin. Yani bu kriz günlerinde de birçok ülkede bu arada bu Getir Bana bir benzeri iş modeli Türkiye'ye özgü bir iş modeli. Birçok ülkede böyle 10 dakikada size ürün getiren süpermarketler yok. Tabii bu krize de onların hani süreleri uzadı ama hakikaten onlar belki 4-5 kat ciro artışı yaşadılar.
E-ticaretin genelinde 2-3 katlık bir ciro artışı söz konusu. Kurye firmaları, kargo firmaları, e-ticaret firmaları inanılmaz büyük bir aslında artış yaşıyorlar. Dolayısıyla buradaki en büyük fırsat işte şu anda e-ticarete girmemiş olanların e-ticarete girmesi. Dedim ya, son bir ayda 3 milyon yeni kredi kartı kullanımı açıldı e-ticaret için. İnsanların bununla ilgili talepleri arttı ve önümüzdeki 2 yıl boyunca benim beklentim, biz eski bir dünyayı görmeyeceğiz. 2 yıl boyunca böyle işte gel gitli bir dünya olacak. Aşı bulunana kadar yani bir açılacak, bir kapanacak, bir tedbir, bir gevşeme falan gibi bir şey öngörüyorum önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla bu artarak büyümeye devam edecek. Mesela Zoom, şu anda Zoom'u kullanıyoruz. Aralık 2019'da Zoom'un kullanıcı sayısı 10 milyondu arkadaşlar. Bugün Zoom'un kullanıcı sayısı 300 milyondan fazla. 30 kattan fazla büyümüş 3 ayda. Yani inanılır gibi değil. Şimdi Türkiye'de de bazı teknoloji şirketleri var. Son birkaç haftada Türkiye'den de yatırım alan teknoloji şirketleri oldu. Mesela siber güvenlik alanında, oyun alanında, Türkiye'de böyle özellikle oyun alanında Türkiye'de hızla büyüyen şirketler var. Türkiye burada öncü bir rol üstleniyor. Türkiye diğer ülkelerden farklı. Teknoloji tarafında bunlar var. Bir diğeri, geleneksel sektörlerde de şunu görüyorum. Mesela Türkiye hakikaten Amerika'ya, İtalya'ya, birçok ülkeye, İspanya'ya şey gönderdi. Maske, dezenfektan. Bu konuda da Türkiye üretim anlamında Avrupa'ya, Batı ülkelerine yakın olması, üretim kapasitesi anlamında bir avantaja sahip. Mesela benim iki tane öğrencim, birbirleriyle tanıştırmıştım. Birinin kimya fabrikası vardı, öbürü de dijital pazarlama işlerini biliyordu. Tam kriz öncesi bunları tanıştırdım. Şimdi son bir ayda 10 milyon dolara yaklaşık ihracat yaptılar. 10 milyon dolara yakın. Tamamen dezenfektan. Yani bu bütün kapının önünde kuyruk oldu ya. Bütün ülkelerden firmalar kapının önünde kuyruk. Ama tabii bu o kadar kolay da değil. Yani ikisi böyle bir birleşince bu işin sırlarını da bilmek lazım. Yani burada dünyada bu işle ilgili pazar yerlerini kullanmak lazım. Dijital pazarlama kullanmak lazım. Yani o pazarlamayı hakikaten iyi bilmek ve kullanmak lazım. Onlar bunu iyi bildiği için başarılı oldu. Yani bu süreçte bunları yapabilecek birçok başka firma yapmadı bunları. Yani yapanlar başarılı oldu ama. Ben birebir yakınımdaki örnek işte görüyorum. Dolayısıyla bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Bence o yüzden dedim hani iş modelini dönüştürmek, yeni işlerin arayışında olmak, o yüzden söylüyorum. Bence her işte benzer fırsatlar olabilir. Belki bazı işlerde ölmüş de olabilir. Yani ölmüş işi zorlamaktansa yeni arayışlara girmek. Mesela turizm işi şu anda öldü gibi görünüyor. Ama son zamanlarda YouTube'da şeyleri görüyoruz. YouTube'da böyle turizm, walking tour kanalları artmaya başladı. Bununla ilgili işte rehberlik şeyleri arttı. Mesela gidip bir basın mensubu arkadaş şey yapıyor. Basın kartı olduğu için sokağa çıkma yasağında dışarı çıkabiliyor. İstanbul'un tarihi turistik yerlerini geziyor. Canlı olarak rehberlere bağlanıyor. Rehberlerle canlı tur yapıyor. Siz Instagram'dan tura katılıyorsunuz. Şu anda mesela ilk böyle 2-3 hafta bunu ücretsiz yaptı. Şimdi firmalar ona sponsor olmaya başladılar. Şimdi bakın, başta para kazanma maksadıyla başlamadı ama şu anda işi yaparken para kazanmaya başladı. Böyle bunun gibi dünyanın zaten gittiği yerde bu vardı. Hani o dans eden çıplak adam örneğinde olduğu gibi. Yani ilk önce bir iş, geleneksel iş mantığıyla baktığımızda para karşılığı olmadan bir iş yapmak delilik ve manyaklık olarak görülüyor. Ama siz işte başarılı olunca insanlar bakıyor, vay bunda bir şey var diyor ve geliyor size destek oluyor. Yani yeni dünyanın dinamiklerinde bu var. Önceden dünya alışverişti. Şu anda dünya veriş alış. Önce yapıyorsunuz, sonra alıyorsunuz. Dünya biraz tersine. Önce almadan önce vermek gerekiyor şu anda dünyada. Bu bakışla baktığınızda yapılacak çok şey var. Çok teşekkürler. Oğuzhan Hocam, bir şey paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Tabii. Şöyle bir ekranda bir tablo var. Diyor ki her 10 yıllık dilimlerde en fazla yeni gelişme nerelerde oldu diye baktığınızda 1920'lerde kimya sektörü, 30'larda kimya sektörü önde. Daha sonra ufak ufak ilç sektörü.
sektörü geliyor, elektronik geliyor, mekanik geliyor. Ve bilgisayarlar 1960'dan itibaren başlıyor. 2000'lere baktığımızda son kolondaki şeyleri bilişim sektöründekiler, bilişim sektörünün içinde değilse bile bilişim araçlarını kullanan herkes oradaki kavramları şu anda gayet iyi anlıyordur diye düşünüyorum. 2000'li yıllarda bu var. Bundan sonra hep böyle teknoloji bilişim ağırlıklı mı gidecek? Ben bilişim sektöründeyim ve mutluyum bu durumdan ama sanki özellikle bu COVID sonrası tarım da ön plana çıktı. Sizin örneklerinizde de hani e-ticaret de dediğimizde tabii neyin ticaretini yaptığımız da önemli ama hep bilişim ağırlıklı. Yani işin içinde bilişim ağırlıklı bir katman olmazsa sanki bir şey yapılamayacak hissi doğuyor. Doğru mudur? Bu tabloyu da bunu desteklemek için buldum, çıkarttım. Ne diyorsunuz? Yani bu 2000'li yılların sonrasında nasıl gidecek? Şimdi geçen sene bir master öğrencim geldi. Hocam dedi işte aile şirketimiz var. Ondan sonra işte tekstil alanı ama ben aile işini düşünmüyorum. Sizce de hangi sektörlere, hangi endüstriyi önerirsiniz dedi. Ondan sonra dedim ki ya dedim dünyada şu anda tek bir sektör var. O da teknoloji sektörü. Başka hiçbir sektör yok dünyada. Şu anda tekstil bile tekstil teknolojileri. Tarım, tarım teknolojileri. Pazarlama, pazarlama teknolojileri. Finans, finans teknolojileri. Yani sektör yok ki dünyada. Şimdi biz Türkiye'de hala da siz Koskebe TÜBİTAK Sanayi Bakanlığı'na başvuralım. Orada size şey sorar. NACE kodu sorar. Sektör bilgisi sorar. O işte geleneksel şeylerdir. Şimdi Amerika'da Silicon Valley'de Y Combinator diye bir hızlandırma programı var. Oranın başvurusuna bir bakın. Başvuruda size sektörleri şöyle soruyor. Aynen dediğim gibi sektörler şöyle. Legal tech, işte biotech, martech, fintech, agritech. Sektörler böyle. Tek olmayan hiçbir sektör yok. Yani sektörlerin sonuna tek ekliyorsunuz. Yeni dünyanın sektörleri bunlar. İçinde teknoloji olmayan bir şey yok. Şimdi mesela tarım ve gıda. Yani ben Amerika'da bundan 4 sene önce İşte Hampton Creek isimli bir şirketi ziyaret ettim. Bu Bill Gates'in de yatırımcısı olduğu bir şirket. Ya yumurta olmayan yumurta yedirdiler. Yumurta yedik, sonra dediler ki bu yumurta değildi. Ondan sonra gezdik şeyi, tesisi gezdik. Tesiste iki tip insan çalışıyor. Biri genetik mühendisleri ve biyologlar, biri de Michelin yıldızlı şefler. Doğadaki bütün bitkilerin özlerini toplamışlar. O bitki özlerinden yumurtanın besin değerlerini oluşturan şey elde etmeye çalışıyorlar. Michelin yıldızlı şefler de bu oluşturulan şeylerin görüntüsü, koku, tadının yumurta gibi olmasını sağlıyorlar. Veya şimdi yeni başka şeyler var. Beyond Meat diye mesela bir şirket var. Et olmayan et. Fabrikasyon ete geçiş yapıyoruz. Yani yakında, çok yakın bir gelecekte. Çok yakın bir gelecekte. Yani 1-2-3 sene içinde şeyi göreceğiz. Et olmayan etleri yemeye başlayacağız. Hem daha erişilebilir, hem dünya için daha sürdürülebilir. Hem tabii daha sağlıklı diye pazarlanacak bize ama onu da bilmiyorum. Bunları göreceğiz. Bir diğeri mesela, geçenlerde yine birisi sormuştu. Bu AVM'lerin mesela açılmasıyla ilgili ne düşünüyorsun, ne gibi değişiklikler olacak diye. Mesela bu AVM'ler, restoran, kafelerle ilgili şunu göreceğiz. Self-service hizmetlerin arttığını göreceğiz. Yani yine 5 sene önce Palo Alto'da bir mağazaya girdim. Mağazada hiç satış elemanı yoktu. Mağazada sadece gezen robotlar vardı. Robotların da kafasında bir tane iPad var. iPad'de canlı bir insan. İnsanlar uzaktan bağlanmışlar ona. Yani şimdi mesela AVM'lerde yakında göreceğiz bunu. Yani mesela bu konuda ilgilenen varsa aranızda alın size yeni bir iş fırsatı. Robotik, elektronik. Firmalar mağazalarda eleman çalıştırmasın. Elemanlar evinde otursun, evinden bağlansın. Robotlar işte o şeyi kontrol etsin mağazadaki gelen insanlara. Alın size uzaktan sosyal mesafeyle perakende satış. Ya da kafe zincirleri. Kafede baristanın olmadığı, robot kolların size kahve servisi yaptığı, robot şeflerin, aşçıların yemek pişirdiği restoranlar. San Francisco'da 5 yıldır var yani bunlar. Türkiye'de de bu arada geçen bir TÜBİTAK hakemliğim vardı. İzmir'de bir firmayla tanıştım. Mesela Türkiye'de de üretiliyormuş bir İzmir'de bu firma. Kahve yapan robot kol yapıyormuş ya da yemek yapan robot kol yapıyormuş. Ama hani bir şeyde daha perakende de örneğini görmedik. Yani bu tip otomasyon işleri artacak.
özellikle kısa vadede en büyük iş fırsatları bence bu tarafta. Tarımda? Tarımda da zaten tarımda da şeyler söz konusu bu. Drone'larla mesela. Çok stratejik, stratejik bir alan. Tabii. Aynen. İşte şeyin zaten sulama, ondan sonra gübreleme, birçok konu zaten otomatik yapılabiliyor. Yani otonom cihazlarla, işte otonom traktörlerle, uydu kontrollü. Zaten bunlar yapılabiliyordu. Yani bunların kapsamı genişleyecek. Ek ilave dediğim gibi drone'larla mesela tarlanın üstünde uçup hani bize onların kontrolünü yapan. Şu anda gene sensörlerle bunun hizmetini veren birçok tarım şeyi teknoloji firması mevcut. Dikey tarım, şehirlerde tarım. Mesela gene bu konuyu yapanlar mevcut. Bu konularda bir artış göreceğiz. Tohum konusu zaten o da şeyin konusu. Yani genetik mühendisliğinin bir konusu. Orada da şey tartışmaları var mesela. Birçok kişi diyor ki genetiği hani biz GDO böyle hani şey diyoruz olumsuz ama her GDO kötü değildir. Bunun hani olumluları da vardır diyen bir orada başka tartışmalar söz konusu. Yani ne yaparsak yapalım, bu tarım olsun, başka bir şey olsun. Eskiye dönmek diye bir şey söz konusu değil. Yani biz tarımda da ata tohumlarımıza döneceksek bile yani bu işi bir teknolojiyle yapmamız gerekiyor. Yani bu işi yine İsraillerin, diğer ülkelerin yaptığı gibi yapmamız gerekiyor. Yani tabii ki yani o ata tohumlara vesaire sahip çıkmak lazım. Ama teknoloji olmadan olmayacak bu işler. Yoksa yine elimizden gitmesi mümkün ya da başka şeylere başka şeylerin mahkumu olmak mümkün. Teşekkür ederim hocam. Sorusu olan arkadaşlarımız var mı? Eklemek isteyen, katkıda bulunmak isteyen. Ali Bahadır söz istiyor. Sesinizi açtınız. Teşekkür ederim. Merhaba. Buyurun. Olsun hocam, merhabalar. Biz sizin aslında aynı dönemiz. Ben de endüstri değilim. Öyle mi? Batur'un kardeşiyim, hatırlarsınız. Tamam, ben de onu diyecektim. Şimdi Batur'un... Şimdi bir de Bilge vardı sizin bilgisayar mühendisliğinde. Evet. Tamam, şimdi hatırladım. Yok, Sima tanıdık geldi zaten. Şimdi hatırladım. Ya ben sizi zaten YouTube'dan da takip ediyorum. Çok beğenerek şeyden de takip ediyorum. LinkedIn'den de. Size şeyi soracaktım ben. Şimdi bizim bu beyaz yakalı... Gene bu işte ODTÜ, Boğaziçi gibi okuldan arkadaşların girişimcilikte bir sıkıntısı oluyor. Bunlar iyi iş buldukları için bu işi bırakıp kendi işlerini yapma ihtiyacı veya evet, o riske girmeme ihtiyacı diyelim. Böyle bir durumları ortaya çıkıyor. Bu konu hakkında görüşleriniz nelerdir? Bugün daha tam bu konuyla ilgili bir tane öğrencimi fırçaladım. Yarım saat... Yani çocuk üniversitedeyken öyle, çok acayip güzel bir iş yapmıştı. Videosu 10 milyondan fazla izlendi. Yani viral oldu. Yaptığı iş de viral oldu. Ama sonra karşılaştığı zorluklarda bıraktı. Ben dedi işte para kazanmam lazım. Bu işten para kazanamıyorum. Kurumsal hayata girdi. Evlendi falan. Derken işte bir gün yapacağım. Ama o bir gün hiç gelmiyor. Dedim işte o bir gün bugün olsun. Yani bir gün değil, bugün bir şey yap. Az önce söylediğim şey de hani ben de sunumlarda böyle biraz bilgi vermenin ötesinde hani harekete geçirmek için de böyle heyecan, cesaret ve ilham vermeye çalışıyorum. Birçok sunumun ortak noktasında aslında bu var. Sunumun içinde aslında ben bu sorunun cevabını şöyle verdim. Dedim ya, mevcut işlerin uygulayıcısı olurken yeni işlerin de arayışında olun. Şimdi yani kimseye şunu tavsiye edemem. Yani bugün işinizden ayrılın, hemen gidin iş kurun diye bir tavsiye değil. Ama tavsiyem şu: işinizin yanında yeni bir şeyleri deneyin. Yeni bir şeyler yapın. Birçok girişimcinin hikayesinde bu var. Şimdi bu, ben televizyonda yaptığım programları mesela orada takip ederseniz, ettiyseniz şeyi görürsünüz. Birçok girişimci kurumsal hayattan gelip girişimci olmuş. Böyle hatta 30'lu yaşlarında birçoğu. Ve işle, yani bu kurumsal hayattan kazandığı parayla hani evi geçindirirken, ya gündüzleri işte çalışırken, arta kalan bütün zamanlarında veya özellikle ayırdığı zamanlarda diğer işiyle uğraşmış ve bir noktada ikisini beraber yürütemediği noktada artık %100 şeye, kendi işine odaklanmış. Ya da ailede ikiye bölünenler var. Mesela karı koca biri evi geçindiriyor. Ya bir tanesi para kazanıyor, öbürü girişimcilikle uğraşıyor. Böyle modeller var. Ya da
işte 2-3 arkadaş ortak oluyor. Yine ikisi çalışıyor bir yerde. Onlar finansman sağlıyor. Bir kişi serbest adam modeli, o full time işte uğraşıyor. Yani böyle değişik modeller var. Ama hepsinde gördüğümüz işte ortak nokta, bu deneme yanılma safhasında, belirsizliğin yüksek olduğu keşif arayış safhasında şeyi bırakmamak. Yani biraz ekstra çalışmak gerekiyor. Mesela şeyin örneğini vereyim. Bu Falahattin diye bir uygulama var. Onun kurucusu Sertaç. Belki biliyorsunuz. 22 milyon kullanıcısı var Falahattin'in. Günde 1 milyon fal bakılıyor. Şimdi ama bir günde bu uygulama çıkmadı. 2011 yılında işte Sertaç Ernst & Young'da çalışıyor adam. Çok havalı bir işi var. Önce Dubai ofisinde 3 yıl. Sonra 3 yıl Singapur ofisinde. Orada Singapur ofisinde çalışırken, bu arada imkanları çok iyi, maaşı çok iyi istese, o yani hani prestiji iyi, yani gayet devam edebileceği bir iş aslında. Ama ya ben bir şey yapmak istiyorum diyor. Ve onun hikayesinde işte annesi güzel fal bakıyormuş. Arkadaşları diyor işte annen olsaydı bize fal baksaydı. İşte diyor içelim kahveleri anneme WhatsApp'tan göndeririz diyor. İşte anne böyle bir aslında prototiplemiş oluyor. Annesi WhatsApp'tan gönderiyor şeyi, falı. İnsanların hoşuna gidiyor. Aa buradan bir app olsa nasıl olurdu diyor. Ve gündüz işte Ernst & Young'da çalışırken akşamları bu fikir üstüne çalışıyor. Bir sene, iki sene boyunca bu fal uygulaması üstüne çalışıyor. Ve kendisine şöyle bir hedef koyuyor. Ben diyor şirketten kazandığım kadar parayı bu işten kazandığım gün diyor istifa edeceğim diyor. Ve nitekim hakikaten 1,5 sene sonra falan o noktaya geliyor. Yani 1,5-2 sene içinde şeye geldi, gördüm diyor. Yani ben o şirkette kazandığım kadar parayı yani bu işten kazanacağımı gördüm diyor. Ve işten ayrılıyor, o işe girişiyor. Ya yani benim tavsiyem bu. Yani %100 enerjinizi, eforunuzu şu anda yaptığınız işe vermektense diversify edin. Yani %70-80'inizle bu işi yapın. %50-50 bölün. Yani duruma göre değişir herkes. Zaten şu anda herkes evde. Yani COVID'i fırsata çevirmenin yolu bu bence. Yani evet. Şu anda ben bu arada daha çok çalışıyorum. Bakın gece gündüz, gecenin 11'i oldu. Gecemiz gündüzümüz kalmadı. Hafta içi hafta sonu kalmadı. Erişilebilirlik çok arttı. Yani herkes herkese erişiyor. Şu anda yeni bir şeyleri denemenin tam zamanı. Ya ben aslında denemiştim. 6 ay önce bir Hong Kong'lu bir firmaya danışman olarak çalışmaya başladım. Home office. Sonra herkes home office oldu. Yani bir özelliğimiz kalmadı. Ya olsun, önemli değil. Yani yeni bir şeyler dene. Onlar şunu yap. Mesela home office çalıştım. Freelance iş yaptım. Freelance işi ben çözüm haline, otomatik bir iş haline getirebilir miyim? Sonra ürün haline getirebilir miyim? Başkalarına da bunu satabilir miyim? Ya da buradan bu işi büyütüp kendi zamanımı satarak danışmanlık vermektense ben adamlardan iş alayım. Ben de burada işi başkasına yaptırayım. Bu işin ticaretini yapayım mesela. Hani böyle bu tarafa doğru büyüyebilir mi? Yani böyle bir bakışla büyüme mantığında ne olur? Saat satarak büyümek, danışmanlık yapmak iyi bir büyüme yolu değil. Yani başlangıçta para kazanmak için iyi, sermaye için iyi ama bir sonraki safa onu ürünleştirmek. Saat satarak değil, başkasının saatini satın alarak büyüyebiliyorsunuz ancak. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler, çok sağ ol. Ersan Bey bir şey diyor ama sesi gelmiyor. Oğuzhan hocam, Esat az önce sizi şiir gibi dinlediğini söyledi. O biraz romantik. Ben kana kana. Kana kana. teşekkür ediyoruz. Gerçekten yani ne vaktin nasıl geçtiğini anladık. Hem de her söylediğinizden ayrı bir şey, kendi yaşamımızda, işimizde kendimize bir yol gösterecek. Şahane, harika. Ersan, işi bırakıyor musun? Hayır. Yani şey, büyük düşüneceksin, küçük yatırım yapacaksın, hızlı hareket edeceksin. Yani, aynen. Riskleri paylaştıracaksın aslında. Belki birkaç konuda yapacaksın. Evet. Yumurta sepet hikayesi. Evet. Yani aslında eskiler demiş, bütün yumurtaları aynı sepete koyma. Onun gibi bir şey konuşuyoruz. Arkadaşlar, sorusu olan var mı? Yani hem Oğuzhan Hoca'yı çok gördük, hem işte Ramazan, başka şeyler olanlar var. Sorusu olan var mıdır? Bu güzel sohbeti bir başka toplantıda yenileyip geliştirebiliriz de bayramdan sonra falan. Şu an için sorusu olan var mı? Ahmet Engin Fırat bir sorusu var. İyi akşamlar herkese. Oğuzhan Hocam teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Bir
aydınlatıcı bilgiler verdiniz ama Esat Hocam da biraz önce gösterdi 2000'den sonra geleceğin meslekleri IT üzerine. IT şu anda belki bizim nesil ucundan yakaladı. Bizler size göre daha yaşlıyız diyeyim. Tecrübeli diyelim. Tecrübeli olalım, evet. İmkanı olanlar bunu yakaladı. Belki bir şeyler yapıyor. Yapanlar var. Şimdi beni düşündüren şu robotlaşan dünyada mavi yakalar, mavi yaka dediğimiz malum yani fabrikada çalışan, verileni, tarif edileni yapan veya tarım işçileri bir yere kadar. Biraz önce örnek verdiniz, yumurtanın benzerini bile yapmışlar. Tavuk da belki yemeyeceğiz artık o zaman. Ve bu kesim dünyada ciddi bir nüfus arz ediyor. Yani bizler bu nüfusun belki %20'siyiz, 8,5 milyarda dünyada. Ama geri kalan bu %20'nin %80'i mavi yaka diyelim. Evet. İmcilik adına ne yapacak bunlar bundan sonra? Buradaki öngörü ne olacak? Dünya nereye gidecek? Aslında bu sorunuza şöyle sizinle şey paylaşayım. Bir tane Dünya Ekonomik Forumu'nun tam bununla ilgili çok güzel bir şeyi var. World Economic Forum Unemployment diyelim. İşsizlikle mücadeleyle ilgili. Neredeydi o şey? Neyse paylaşayım dedim. Şimdi hızlıca bulamayacağım onu. Ben şey yapayım, direkt söyleyeyim. World Economic Forum bu. Unemployment'la mücadeleyle ilgili bir sayfası var. Yani 3 tane ana başlıkta aslında bunları belirlemiş. Sorunuza cevap orada. Çok detaylı bir şey var. Açıklama var şeyde, sayfada. Şöyle, şimdi mesela şunu görüyoruz. Bu mavi yakalıların veya işlerin gitmesi bu sanayi toplumunun ilk ortaya çıkmasında da olmuş. Ama sonrasında biz şunu gördük dünyada. Sürekli olarak dünyada aslında refahın yükseldiğini görüyoruz ve yeni işler ortaya çıktıkça, yani yeni sanayi işler ortaya çıktığında yeni meslekler de ortaya çıkıyor. Mesela bugün işte Getir'den bana bilen bahsettik. Bugün her ikisinin de binlerce kuryesi var. Mesela kurye işi. Önceden bu kadar yaygın olan bir meslek değildi. Bugün belki son bir ayda 4000-5000 tane yeni kuryeyi işe aldılar belki. Yani bütün marketler, restoranlar, herkes kuryeyi işe alıyor. Mesela böyle bir bazı iş kollarında bu mavi yakada bir artış görülüyor. Veya dünyada Uber tarzı iş modelleri. Yani Amerika'da ben pop şarkıcısı da gördüm, doktor da gördüm, mühendis de gördüm, emekli CEO da gördüm. Uber kullanıyordu. Çünkü emekli maaşından daha çok para kazanıyor. Veya doktorluktan daha çok para kazandığını söylüyordu adam Uber şoförü olarak. Dolayısıyla yeni ekonomide daha önce aklımıza gelmeyen yeni iş fırsatları da doğuyor. Daha önce olmayan. Böyle bir şey söz konusu. Bir de ikincisi... Tabii hani dünya nüfusu da artıyor aslında bununla beraber ve teknolojik araçlar da artıyor. Bu işte günümüzde pazar yerleri, daha ileride belki blockchain'le bu peer-to-peer yani aracıların ortadan kalkması. Eskiden dünyada işte intermediation vardı, sonra disintermediation oldu. Şimdi tekrardan re-intermediation oldu. Şimdi bir daha disintermediation olacak. Yani aracıların ortadan kalkması hali. Bu da böyle bu peer-to-peer, şimdi mesela Instagram'dan görüyoruz. Birçok ev hanımı Instagram'da pasta kurabiye satıyor, el işi satıyor, çiçek böcek satıyor, yani takı satıyor. Yani bunlar hatta kayıt dışı ekonomide de bunların birçoğu. Yani dolayısıyla kendi başına evde ekmek yapıp onu satan var. Yani bu do it yourself, kendi başına bunları yapanların satabilecekleri mecralar da artıyor. Yani önceden hobi olarak yapıp, hani yap, hobi olarak yap dediğimiz işleri bugün insanlar bu işlerden para kazanabiliyorlar. Böyle bu tip pazar yerleri var, imkanlar var. Şimdi bu becerilere sahip olmayanlar için de upskill, reskill imkanlarının olması lazım. Yani upskill bu insanların daha yukarıya doğru eğitilmesi. Yaşam boyu eğitimin arttığı bir çağdayız. Yani önceden aslında eğitim, hani bu insanlar belki önceden okuma yazma bilmesi yeterliydi insanların. Sonra işte lise böyle yüksek okul oldu. Sonra üniversite. Şimdi üniversite de yeterli değil. Master, doktora. Hatta öyle bir noktaya geldi. Artık okumaya bile gerek yok noktasındayız. Yani tekrardan başa döndük. Şu anda geldiğimiz nokta
çember tamamlandı, başa döndük. Okumaya bile gerek yok. Fazla okumuşsun oluyor. Çünkü bilgi her yerde. Yani Google hepimizin elinin altında. Okumuş okumamış çok fark etmiyor şu anda. İşte cahil ve bilge kavramları bence. Yani okumuş okumamıştan ziyade cahil ve bilge. Burada da şey önemli. O yaşam boyu eğitimde yaşam boyu beceriler edinmek önemli. Çünkü eski eğitimde mezun olduktan sonra biz eğitimi şey diye alıyorduk. Yani yarın öbür gün lazım olur. İsviçre çakısı gibi cebimizde taşıyalım. Karşılaştığımızda bunu görmüştük deriz, yaparız. Ama işte bugün öyle değil. Yani bugün mevcuda anlamsız ve gereksiz kılacak işler olduğu için o mavi yakalı adam bir fabrikada böyle bir şey yapıyordu. Ne yapacak bu adam? Bu adama yeni eğitim vermeniz lazım. Yeni beceri kazandırmanız lazım. Bir de her iş aynı şekilde ortadan kaybolmayacak. Bu adamların transfer edilebilir becerilerine odaklanmak lazım. Yani adam bir yerde fabrikada bir şeyi paketliyordu. O zaman bu adam işte e-ticarette depoda ürün de paketleyebilir. Yani veya ne bileyim işte başka akla gelmedik başka bir şeyi yapabilir. Transfer edilebilir beceriler, yukarıya doğru yeni becerilerin kazandırılması, yeni ortaya çıkacak hiç hayalimizde olmayan yeni işler. Bence dünyanın doğasında zaten bu var. Şöyle ya arayışta olan insanın karşılığını bulacağı bir dünyadayız diye düşünüyorum. Yani insanlar hani yeter ki böyle çaresizce hani birileri gelsin de benim ağzıma lokma koysun demesin. Yani tek yapılması gereken o lokmayı aramak. İşte o yüzden diyorum arayış. Tamam birçok insan ya Türkiye'de şöyle bir şey var ne yazık ki insanlar hak etmekle hak görmeyi birbirine karıştırıyorlar. Hak etmeden hak görüyor insanlar. Yani hak görmek için hak etmek lazım. Güzel bir yer. Tamam. Başarılı olanlar da girişimciler de aslında her şeye rağmen başarıyorlar. Birçok işte her şeyi bilenler de zaten yapıyoruz diyorlar. Yani o yüzden girişimcilerde de rağmen ve zatenin savaşı var. Yani rağmen bir şeyler her şeye rağmen yapmak lazım. Zaten yapanlarla savaş halindeyiz. Şu öte taraftan da hak etmek lazım, hak görmek değil. Yani evet. İşin şeyi bu, sırrı burada bence. Peki, teşekkür ederim. Arayan buluyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka sorusu olan arkadaşım var mı acaba Oğuzhan Hoca'ya? Yok görünüyor. Evet. Oğuzhan Hoca ben tekrar teşekkür ediyorum. Hani şey konusunda itirazım var. Bunu başka bir toplantıda belki tartışırız. Öğrenim başta bir şey bilmiyorduk. Şimdi de bilmemize gerek yok. Her şeyi bize öğreten Google var. Konusunda itirazım var. Arar her şeyi öğreten demiyorum. Öğrenmek kişiye özgü bir davranış. Bilgi şu anda Google'da. Yani bilgi her yerde. Bilgi erişilebilir. Önceden bilginin bir önemi vardı. Biz bilgiyle yükleniyorduk. Şu anda bilgiye nasıl erişeceğimizi bileceğimiz bir bilgelik gerekiyor diyorum. O da kişinin kendisini yapacağı bir şey. Doğru. İşte o bilgeliği kazanmanın yolu bence öğrenimin insanlarla bir arada olması, öğrenim şekli, bilgelik, belki biraz da irfan ancak onlarla olacak. Yani Google'daki bütün bilgileri indirseniz, okusanız doğru kararları ve mahkeme yeteneğini kazanamayabilirsiniz. Yani tabii, orası kesin. Kesin. Kesin katılıyorum. Şimdi ben size tekrar teşekkür ediyorum. Bir kez daha soruyorum arkadaşlarımdan. Bu güzel sohbetin sonunda sorularımıza cevap aldık mı? Başka sorusu olan var mı? Bu arada herkese teşekkür ediyorlar. Chat üzerinden belki siz de izliyorsunuzdur. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Eğer başka sorusu olan yoksa, sizin de hocam eğer söyleyeceğiniz son bir sözünüz yoksa ya da varsa onu da siz değerlendirme kullanın. Toplantıyı kapatacağız. Şöyle aslında bitirmeden ben sizlerle de, yani hazır çok fazla kişi de yok. Hani ben hızlıca böyle bir sizleri de tanımak isterim aslında. Yani hani kaç mezunusunuz ve ne yapıyorsunuz? Yani hangi bölümden? Önce hızlıca ben başlayacağım. Esat'cığım sen herkesin de sesini açarsan ya da herkese sırayla söz verirsen. Ben Enstitü Tasarım mezunuyum. 84. Aslında 79 inşaat girişliyim. Okul için sınavla geçtim Enstitü Tasarım'da. Şu anda ne yapıyorsunuz? Mobilya sektöründeyiz. Aslında hani üretimlerimizi e-ticaret üzerinden pazarlama şansımız var. Ama ürünleri elde edip bunlar işte hani çok daha emek yoğun. Yani teknolojik imkanlarımız da var. Hızlı, düzenli, iyi üretebilecek ama sonuç olarak insan emeğinden henüz vazgeçebilmiş değiliz. Yani
kullanmak durumdayız. Ama bundan 10-15 sene öncesine göre kendi bünyemizdeki daha akıllı makinalarımız, daha az hata yapan cihazlarımız var. Ben sektörde bu şekilde yer alıyorum. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Belki diğer arkadaşlarımız da el kaldırarak sırayla tanıtabilirler Oğuzhan Hoca'ya. Evet. Ferdi Bey. Hocam hakikaten teşekkür ediyoruz. Ben de çok keyifle izledim. Bir de böyle genç, aktif kadar yapıcı birini görmek de mutluluk veriyor bana gerçekten. Ben 78 işletme mezunuyum. Önce Kalkma Bankası'nda çalıştım. Sonra Deloitte Touche'da bir dönem çalıştım. Sonra Teknoloji Geliştirme Vakfı'nda genel sekreter yardımcılığı yaptım bir 6-8 sene kadar. Ondan sonra da bir 8 sene kendi finansal danışmanlık şirketimiz vardı. Şimdi emekliyim. İşte arkadaşlarımla falan hoşuma giden bir desteğim olursa yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok teşekkürler, memnun oldum. Bu arada Ferdi sağ olsun bütün deneyimlerini bizim şirketimizle, yaptığımız uygulamalarla ve yurt dışı bağlantılarımıza çok fazlasıyla katkıda bulunuyor. Sağ olsun. Melike, istersen sen bir kendinden bahset. Merhabalar. Öncelikle çok keyifli bir konuşmaya teşekkür ederiz. Ben 2018 mimarlık mezunuyum. Şu anda mimari aydınlatma tasarımı ve tasarım yönetimi üzerine Almanya'da uzaktan bir master programına devam ediyorum. Ve mimari aydınlatma tasarım ofisim var. O alanda iş geliştirmeye çalışıyorum diyeyim. Türkiye için çok yeni bir disiplin. O yüzden projelendirme kısmı değil de biraz daha müşteriye nasıl ulaşabiliriz ya da işimizi nasıl tanıtabiliriz gibi bir gelişim sürecindeyiz şu anda. Teşekkürler. Selma, senden rica edeyim. Selma, sen duyabiliyor musun? Açacağım. Evet. Ben duyuyorum. Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Teşekkür. Ben ODTÜ 84 mezunuyum. Şehir plancısıyım. Kamu sektöründe uzun süre çalıştım. Şimdi kendi ofisim var. Şehir planlama üzerine. İmar planı yapıyoruz. Biz de teknolojiyi kullanıyoruz diyeyim. Çizimleri hep bilgisayarda yapıyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sunumdu. Ben de gurur duydum sizlerle. Takip etmemiştim ama programınızı takip edeceğim bundan sonra. Harika. Teşekkür ederim Selma. Engin, sen söz eder misin kendinden? Tekrar iyi akşamlar Oğuzhan Hocam. 1982 ODTÜ Mimarlık mezunuyum. MNG Holding bünyesinde uzun süre çalıştıktan sonra 15 sene biraz serbest çalıştım. Yine profesyonel hayata döndüm. Şimdi Yüksel Proje'de müşavirlik yapıyorum. Yine mesleğim üzerine, ağırlıklı üst yapı üzerine. Bu akşam keyifliydi. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Tekrar aramızda görmek isteriz sizi. Sağ olun. Sefa, teşekkürler Engin. Sefa, sen, Esat seni atladım, özür dilerim. Esat, sen lütfen kendinden bahset. Vallahi ben Zoom toplantılarını düzenliyorum. Mesleğim Zoom toplantıcı. Evet, yeni meslek bu. Esat Bey bulmuş. Evet, henüz bir gelir elde edemedim bundan ama zevkle arkadaşları buluşturuyorum. Ben 83 endüstri mühendisliği mezunuyum. 82 yılından bu yana da bilişim sektöründeyim. Bilgisayar kelimesinin henüz icat edilmediği bir dönemden beri sektördeyim. Halen de mobil uygulama geliştirme alanında faaliyet gösteriyorum. Ben bugünkü toplantı için size tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Defa senden rica edeyim. Ben de ODTÜ Elektrik mezunuyum.
13 sene Türk Telekom'da çalıştım. 2016'dan itibaren Testacom isimli bir firmanın ortağıyım. Bir de ufak bir yapay zeka girişimim var. Omit bünyesinde inşallah daha güzel işlerine devam etmeyi umuyoruz. Teşekkür ederim Sefa. Mehmet Erşahin, sizden rica edelim. Aramızdaki tek hukukçu, bizim derneğimizin bütün kuruluşunda emeğini esirgemeyen, sağ olsun. Ses gelmiyor. Sizi duyamıyoruz. ODTÜ'lü olmayan tek arkadaşımız. Ben de ODTÜ'de hukuk mu açıldı diye düşündüm bir an. Söylentiler vardı böyle yıllardır ODTÜ'ye hukuk açılacak diye ama. Yok. Mehmet sesin gelmiyor. Ses gelmiyor. İnşallah duyuyordun bizi. Alo. Ses yine gelmiyor. Telefon çalışmıyor galiba. Bilemedim. Şimdi geldim. Tamam. Evet, tamam. Ben avukat arabulucu Mehmet Erşahin. 89 Ankara Hukuk mezunuyum. Keyifle dinledik. Hakikaten bize bir bakış açısı getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Biz, beni senden rica edelim. Özden Young'tan söz ettiler ki sen eski bir Arthur Anderson'sın. Sonra sanıyorum Özden Young'ta da bulundun. Evet, ben de teşekkür ediyorum bu gece için. Çok ufuk açıcı bir seminer oldu. Bayağı şeyler öğrendik. Ben de 91 işletme mezunuyum. Önce Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettişliği. Sonra Arthur Anderson'da Ankara Ofis Müdürlüğü yaptım. Sonra Ernst & Young oldu. 2003 yılında ayrıldım. 2003'ten beri serbest yeminli vali müşavir olarak çalışmaktayım. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim tekrar. Memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Ali Bahadır Hocam, sizi dinleyelim. Ben de 2002 Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Daha önce konteyner limanlarında, yani teknoloji tarafında çalıştım. Şimdi de Hong Konglu bir firmaya danışman olarak, serbest meslek erbabı olarak çalışıyorum. Öyle yaklaşık 6 ay oldu. Türkiye'den uzaktan çalışıyorum. Seyahatlerim oluyor bu şekilde. Teşekkürler. Süper. Ben teşekkür ederim. Altun, senden rica edelim. Altun. Sesim geliyor değil mi? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bu akşam için. Keyifli bir akşam oldu. Ben de 2004 Meteoroloji Malzeme bölümünden mezunum. Profesyonel yaşamımın tamamı çelik sektöründe geçti. Hala çelik sektöründeyim. İşte beyaz yakalıktan kendi işini yapmaya geçen insanlardanım ben de. 3 yıldır kendi işimizi yapıyoruz çelik sektöründe. Açık mavi gömlek ben, giyiyorum. Genelde mavi tercih ettiğim bir renktir. Onu söyleyeyim. Şunu söylemem gerekir. Hani ben girmek istemedim ama bizim hep yıllardır tartıştığımız, hatta biz Sefa'yla ODTÜ'de MBA'yı de yaptık. Orada da biz bunu çok tartışırdık. Onu söyleyerek bitmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi, aslında siz de bahsettiniz. Bizim ülkemizde sanayi genellikle yüksek teknoloji üreten bir odakta değil. Bu odakta gelişmemiş bugüne kadar. Daha çok işte coğrafi yakınlıktan dolayı ve ucuz iş gücüne dayalı bir sanayimiz var. Hepsi için söylemiyorum. Son dönemde özellikle bilişim sektöründe ve sanayide gelişmelerimiz var. Bunu yatsın ama genelini söylemek gerekirse. Dolayısıyla benim de içinde bulunduğum emtialaşmış pazarlarda iş yapmak zorundayız biz. Bence en büyük zorluklardan bir tanesi de bu sizin bahsettiğiniz dönüşümü emtialaşmış ürünlerin satıldığı ve daha çok B2B iş yapılan sektörlerde yapabilmek. Bunu yapmak çok zor. Yıllardır tartışıyoruz nasıl yapabiliriz diye. Ama bunu yapabilen firmalar bence fark yaratacaklar. Çünkü özellikle bizim hani 83 milyonluk bir ülkeyiz. Bütün nüfusu yüksek teknoloji gerektiren, yüksek eğitim gerektiren sektörlere de yönlendiremeyeceğimiz için bu ülkede bir şekilde daha emtialaşmış sektörlerde faaliyet gösteren firmalara ihtiyaç olacak önümüzdeki dönemde. Bunların ayakta kalması gerekiyor. Bir sonraki, belki bundan sonraki toplantılarda bununla beraber şeyi de konuşabiliriz. Bugün birçok firma işte Çin'den kurulmuş tedarik zincirlerinin kırılacağını varsayarak Türkiye'nin bundan bir takım fırsatlar elde edebileceğini düşünüyor.
Ben bunun doğruluk payı olmakla beraber yeterli olmadığını düşünüyorum. İşte o zaman da o sizin bahsettiğiniz bu inovasyon devreye girecek. Nasıl olacak göreceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Altun. İsmail Hocam sizden rica edelim. Geliyor mu? Evet. Merhaba. Oğuzhan beni hatırlamıyordur muhtemelen. Çünkü en son gördüğünde böyle değildim. 2002 elektrik mezunuyum ben de. Yazılım 4 yıldır kendi işimi yapıyorum ben de. Bir yazılım firmamız var. Enerji sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Utility tarafında. Bir 6 ay önce de ikinci Teknopark'ta bir şirketimizi açtık. Orada da bir IoT device geliştiriyoruz. Bir iki aya kadar da artık inşallah piyasaya çıkarmış olacağız. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Batur Hocam sizden rica edelim. Mezun olduktan sonra 2003 ODTÜ elektrik mezunuyum ben de. Mezun olduktan sonra enerji sektörüne girdim. Çok değişik işlerde, çok değişik farklı pozisyonlarda çok uzun zamandır enerji sektöründeyim 2003 yılından beri. Son 13 yıldır özellikle yenilenebilir enerji üzerinde çalışıyorum. Güneş santralleri ve rüzgar elektrik santralleri kuruyoruz. Yani ben de işin gerçeği burada sınıf arkadaşlarımı görüyorum. Sefa sağ olsun ara ara davet ediyor. Oğuzhan'la mezun olduktan sonra hiç görüşmedik galiba. Aynen. Evet. İlk defa görüyorum sizleri. Benim için de o yüzden güzel oldu. Keyifli oldu. Aynen. Çok çok keyifli bir akşam oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oğuzhan Hocam özellikle size teşekkür ediyorum. Bugün siz çok emek verdiniz. Teşekkür ederiz. Hakan biz seni göremiyoruz ama duyuyor musun? Hakan Özçelik. Duyuyorum Sayın Başkanım. İyi akşamlar. Merhabalar. Hakan Özçelik ben. Hocam teşekkürler sunumunuz için. Ben 84 lisans, 86 yüksek lisans, ODTÜ inşaat mezunuyum. Tez şanslı bir inşaat mühendisiyim. Tez yaptığım konuda çalışıyorum mezun olduğum yıldan beri. 4 sene Fransa, 4 sene İngiltere var. 96'da döndüm. Şu anda da bir İtalyan inşaat firmasının iş geliştirme direktörüyüm. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Çağrı Hocam siz bizi duyup görüyor musunuz? Çağrı Yüzbaşı bizim orucu... Telefon da olabilir Ersan Bey. Merhaba merhaba. Duyuyorum. Duyabiliyor musunuz? Tabii ki. Görüyoruz ama görmüyoruz. Açayım. Işığım oldu bir yere doğru gideyim. Evet. Şimdi görebiliyorsunuz diye umuyorum. Evet. Öncelikle Oğuzhan dönem arkadaşım olduğu için yani ona ayrıca teşekkür ediyoruz. Hem de uzun zaman sonra gördüm. Biraz Sefa aslında bahsetmişti, duyuyordum. En azından bugün hem görmüş hem de yaptıklarını biraz da onun dilinden anlamış, görmüş olduk. Teşekkür ediyorum. Aslında ben de çok uzatmayayım çünkü saat 20.15 olmuş. Öz olarak öğrenmek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirim. Şu anda ne yapıyorsun? Oğuzhan, ben de 2009'dan beri 11 yıldır trafik yönetimi ve trafik denetim sistemleri üreten bir şirketle işte girişimcilik hikayesine devam ediyorum. Aslında bayağı sistem üretiyoruz Türkiye'de ve yurt dışında. Şu anda Türkiye'de 65'e yakın şehirde sistemlerimiz var. Yurt dışında da 7 ülkeye şimdiye kadar sistem sattık. 100 kişi de geçtik toplamda şu anda. Genelde sistem tarafında olduğu için sistem mühendisleri, yazılım ve donanım tasarımcılar var. Böyle bir ekip var şu anda. Süper, harika. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Jülide Hanım. Jülide Hanım, siz bizi duyup görüyorsunuz. Merhaba sevgili hocalarım. Ben de Mehmet Bey gibi ODTÜ dışından katılan galiba ikinci katılımcıyım ve her hafta sizi izlemekten büyük bir zevk alıyorum. Ben İstanbul Üniversitesi iletişimciyim. 96 mezunuyum. Ve son 5-6 yıldır da iletişimi neuroscience ile birlikte anlatıyorum. Yani nöro iletişim. O yüzden anlattığınız her konu, her farklı bir konu bile olsa hepsinin iletişimle bir ilintisi oluyor ve o yüzden oldukça verimli oluyor. Çok teşekkür ediyorum Oğuzhan Bey bugünkü sunumunuz için. Teşekkür ederiz Hülya Hanım. Şimdi son olarak Cengiz Han yanına gelen konuklara demiş ki bu da benim hanım. Şimdi
Benim eşim de dernek üyemiz. Ben kendimi tanıtmazsam yanlış anlaşılacak. Dışarıdan olan arkadaşları, dernekteki arkadaşlar tanıyor da. Ben Semra Aynar, 83 mimarlık mezunuyum. ODTÜ mimarlık. 87 ODTÜ master restorasyonda yaptım. 92'de de kamu yönetimi master'ımı bitirdim. Yerel belediyelerde diyeyim, merkezi idarede, yerel yönetimde ve özel sektörde hepsinde birden çalıştım. Ersan'la iş ortağıyız bir yandan. Bir yandan ben Başkent Üniversitesi'ne şu anda ders veriyorum. Derneğinde üyesiyim. Burada yancı gibi durduğuma bakmayın. Ersan'ın bilgisayarının şarjı bittiği için o benim bilgisayarda onun önüne çevirdik bilgisayarı. Ben yandan dinliyordum konuyu. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir akşamdı. Sağ olun. İyi akşamlar. Ben bu zevkli akşam bitirmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki hafta 18 Pazartesi günü önümüzdeki en anlamlı günlerden, milli günlerimizden biri 19 Mayıs hakkında bir sunuş var. Bu sunuş Kurtuluşa ve Umuda Yolculuk adını taşıyor. Aslında hepimizin yakından bildiği bu destanın arka plandaki ayrıntılarından bugüne kadar uzanan bir söyleşi olacak. Görsel zenginlikleri de olan bir söyleşi olacak. Biz tabii ki hepinize şey göndereceğiz. Çağrı için mail göndereceğiz. Ama o gün not ederseniz Pazartesi günü saat 8.30 mu Esat? 8.30 evet. Pazartesi günü saat 8.30'da sizi böyle bir söyleşi bekliyoruz. Erken alınma nedeni uzun sürebileceği içindir. Onu da söyleyelim. Başka söyleyici olan arkadaşım var mı? Toplantıyı Esat'tan kapatmasını rica edeceğim. Teşekkür ediyorum herkese. Oğuzhan Hocam. Ağzınıza sağlık. Sizi kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Oğuz Hocam. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.